Merhabalar, hoş geldiniz. 8 adımda Doğu Afrika'ya güvenli ihracat webinarımızı bugün gerçekleştiriyoruz. Çok değerli katılımcılarımız var. Ticaret Bakanlığımızdan Sayın Başdanışmanımız Zülfikar Kılıç, Kenya Nairobi Büyükelçimiz Ekselansları Sayın Ahmet Cemil Miroğlu, TED Üniversitemiz İşletme Bölüm Başkanımız Sayın İbrahim Ünalmış ve Türkiye Cumhuriyeti Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirimiz Sayın Murat Can Kılıç bizimle. Bugün çok güzel 60 civarında firmamız katılıyor. 100 civarında dinleyenimiz var. 60 firma temsilcisi. Bu firmalarımıza Doğu Afrika'yı anlatmaya çalışacağız. Hep beraber. Ben bütün katılımcılara, bütün panelistlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün biz panelistlerimizin adına daha önceki seminerlerde ve panellerde ağaç dikiyorduk. Bugün Doğu Afrika olduğu için konu Doğu Afrika olduğu için Doğu Afrika'da ihtiyacı olan 4 aileye sayın panelistlerimiz adına Türkiye'nin gıdalarından oluşan makarna, un, yağ, Türkiye'nin gıdalarından oluşan ürünleri hediye ettik. Kendi aileler de sayın panelistlerimize teşekkürlerini kendi dillerinde ilettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Biz ailelerin fotoğraflarını kendilerine ilerleyen zamanlarda ileteceğiz. Webinarimiz ilk başta panelistlerimizin konuşmalarıyla başlayacağız. Tüm panelistlerimizin değerli görüşlerini aldıktan sonra bir çekilişimiz olacak. Üç katılımcımıza online bir çekiliş yapacağız ve Coimex üyeliği hediye edeceğiz 3 firmamıza. Ondan sonra da soru cevap şeklinde ve kapanış konuşmaları şeklinde tamamlayacağız. Zülfikar Bey, hoş geldiniz efendim tekrardan. Zülfikar Bey'in kendisi Ticaret Bakanımızın baş danışmanlarından ama aynı zamanda da Etiyopya ile ilgili Etiyopya Ticaret Müşavirliğini yapmış. O yüzden Zülfikar Bey Doğu Afrika'ya hakim olduğu için Ticaret Bakanlığımızdan katılması bizim için çok önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz efendim tekrardan. Buyurun ben size veriyorum sizi Zülfikar Bey. Buyurun efendim. Böyle bir organizasyonu benlediği için Sayın Büyükelçime ve diğer katılımcılara da saygılarımı sunuyorum. Mümkün olduğu ölçüde ben burada firmalarımıza özellikle ihracatı düşünen, yatırımı düşünen, yurt dışında müteahhitlik hizmetleri sektöründe faaliyet göstermek isteyen firmalarımıza pratik bilgiler vermeye çalışacağım. Nelere dikkat etmeleri lazım? Nasıl hareket etmeleri lazım? Nerelerden yardım alabilirler? Biz onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yol gösterebiliriz? Bu konuda özet bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle 5 yıllık bir Etiyopya tecrübem var. Etiyopya'ya 2012-2017 yılları arasında görev yaptım. Belki firmalarımızdan gelen, ziyaret eden, tanıştığımız arkadaşlar olabilir. Çünkü bizim için önemli bir pazar. Sadece Etiyopya değil, Doğu Afrika'daki diğer ülkeler de gerçekten bizim için önemli. Başta Kenya, Uganda, Tanzanya, Güney Sudan, Somali. Bunlar hem tarihi ilişkilerimizin olduğu, hem iyi ilişkilerimizin olduğu, gerçekten ülke olarak çok üst seviyede kabul gördüğümüz ülkeler. Bizler de bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi ihracatçılarımız bizlerden nasıl yardım alabilir? Ben öncelikle firmalarımızdan şunu istirham ediyorum. Özellikle Doğu Afrika'da kendilerine hedef bir ülke belirlesinler. Çünkü Afrika'ya bir ülkeden girdiğiniz zaman diğer ülkelere ulaşmanız, yayılmanız çok kolay. Sizin ürününüz o ülkeye girdiği zaman inanın diğer ülkelere de bir şekilde ulaşıyor ve talep görmeye başlıyor.
Yani önemli olan bu pazara bir yerden girebilmek. Bu Etiyopya olabilir, bu Kenya olabilir, Uganda olabilir, Tanzanya olabilir. Peki buna nasıl karar verecek ihracatçılarımız? Orada biz onlara yardımcı olmaya hazırız. Bir hafta önce Sayın Bakanımız tarafından lansmanı yapılan kolay ihracat platformu var. Eğer Ticaret Bakanlığı'nın web sayfasına girerlerse kolayihracat.gov.tr'den buraya üye olsunlar. Bu tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş, ihracatçılarımıza yol gösteren, özellikle veri akışlarını değerlendirerek kendilerinin de taleplerini göz önüne alarak hem ürün bazında, hem ülke bazında, hem bölge bazında sizlere sonuçlar veriyor. Yani şunu diyebiliyor: sizin ürününüzü Kenya'ya satabilirsiniz. Siz ürününüzü Tanzanya'ya satabilirsiniz. Bunu gördükten sonra da o ülkedeki gümrük vergilerinden tutun, talep edilen belgelere kadar her türlü belgeye ulaşabiliyorsunuz. Artı bu bilgileri edinip ülkeyi belirledikten sonra bizim Doğu Afrika'daki ülkelerin hepsinde hem büyükelçilerimiz var hem ticaret müşavirlerimiz var. Mutlaka büyükelçiliğimizle ve ticaret müşavirimizle temasa geçin. O sizleri ithalatçılara yönlendirecektir. Çünkü siz yazışmalarla her ne kadar firmaları belirleseniz, yazışsanız da özellikle Afrika coğrafyasında çok dikkat etmeniz gerekiyor. Biz o kadar çok fazla örnekle karşılaşıyoruz ki malını gönderiyor, parasını alamıyor. Paranın bir kısmını alıyor, malın tamamını gönderiyor, paranın geri kalan kısmı gelmiyor. Bunun için ticaret müşavirlerimiz hem size güvenilir firma bulma hem de oranın ödeme şekilleri konusunda nasıl hareket etmeniz lazım, nelere dikkat etmeniz gerekir, bu konularda bilgi verecektir. Artı bu konularda benim de kapım her zaman açık. Bana da her zaman ulaşabilirsiniz. Çünkü ben Ticaret Bakanlığı'nda Sayın Bakanımıza Afrika bölgesi danışmanlığını veriyorum. Tamamen ben sorumluyum danışman olarak, tecrübelerimden dolayı. Ben de elimden geldiğince, gücüm yettiğince, bilgim çerçevesinde her zaman yardımcı olmaya hazırım. Afrika coğrafyasında en çok dikkat etmeniz gereken konu, birincisi güvenilir firma, ikincisi ödeme. Her ülkede bu değişebiliyor. Ben size Etiyopya'dan örnek vereyim. Mesela Etiyopya'da akreditifli sistemle çalışıldığı zaman, akreditif açıldığı zaman sizin paranızı alamama gibi bir sorununuz olmaz. Çünkü orada sistem şöyle işliyor: İthalatçı öncelikle ithalat bedelini Etiyopya parası cinsinden, yani BR cinsinden %100'ünü bankaya yatırıyor. Bankaya yatırdıktan sonra banka akreditif açıyor. Ama siz yüklemenizi yapıp evrakları Etiyopyalı bankaya gönderdiğiniz zaman sıkıntı orada başlıyor. Çünkü Etiyopya döviz sıkıntısı içerisinde olduğu için ister bu Etiyopya kamu bankası olsun, ister kamu özel bankası olsun, kendisine ithalat amacıyla başvurmuş olan firmaların taleplerini sıraya koyuyor ve Merkez Bankası'ndan döviz talep ediyor. Gelen döviz miktarına göre de o sıra çerçevesinde akreditifleri serbest bırakmaya başlıyor. Ama bu neye neden oluyor? Bizim ihracatçılarımızın döviz bedelini şu aşamada 6 ile 9 ay sonra almasına sebep oluyor. Bu bilgiyi neden veriyorum? Siz Etiyopya'ya mal satacağınız zaman, iyi bir ithalatçı bulduğunuz zaman, fiyatınızı vereceğiniz zaman şunu göz önüne almanız lazım: ben döviz bedelimi 6 ile 9 ay sonra alabilirim. Fiyatınızı buna göre belirlemeniz lazım. Çünkü paranın bir de maliyeti var, zaman maliyeti var. Bunu da mutlaka yansıtmanız lazım. Finansman durumunuzu ona göre organize etmeniz lazım. Eğer derseniz ki ben 15 gün sonra, en geç bir ay sonra dövizim gelecek, ona göre planlama yaparsanız zorda kalabilirsiniz. Diğer Afrika ülkelerinde de benzer durumlar geçerli. Ama bazı Afrika ülkelerinde Etiyopya'daki gibi ithalatçılar ithalat bedelinin %100'ünü bankaya yatırmıyorlar.
O zaman risk çok daha büyüyor. O zaman firmanın çok daha iyi araştırılması, finansman durumunun, kredibilitesinin, bu firmanın yaptığı ithalatlarda herhangi bir yanlışlık yapmış mı, çalışma sistemi nasıl, ödemeleri nasıl, bunların hepsinin araştırılması gerekiyor. Sanırım ben biraz zamanında geçirdim. Onun için şimdilik burada sözüme ara vereceğim. Özellikle soru cevap kısmında merak ettikleri her türlü konularda cevap vermeye hazırım. Bir de ihracatçılarımız her zaman özellikle Afrika coğrafyasında Exim Bank'ın ihracat sigortasını mutlaka ve mutlaka kullansınlar. Ama bu şu demek değil. Exim Bank ihracat sigortası yaptığı zaman veya yapacağı zaman firmayı zaten soruşturuyor. Onu da ticaret müşavirliğimiz üzerinden yapıyor. O da sizin için artı bir çek etme şansı olur. Ben şimdilik sözlerime burada ara veriyorum. Tekrar böyle bir organizasyon. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Sayın Başdanışmanımız. Biz bu webinardan bir aksiyon olarak 8 adım çıkaracağız. Dün de sayın panelistlerimizle prova yaptık. Firmalarımıza daha iyi katkıda bulunabiliriz diye. Zülfikar Bey, ben müsaadenizle birinci adım olarak efendim sizden şeyi öğrendim. Hedef ülkeyi belirleme. Yani ürün grubuna göre hedef ülkeyi belirleme ve o ülkelerdeki ülke, yani bizim yani Türkiye Cumhuriyeti'nin birimlerine faydalanma, büyükelçilik olsun, başkonsolosluk olsun, ticari müşavirliklerimiz olsun, onlardan faydalanma. Bunu birinci adım olarak not aldım. Aslında iki adım ama bir olarak not aldım. İkinci adım olarak da güvenli ticaretinde Doğu her yerde olduğu gibi Doğu Afrika'da da mecbur olduğu. Ama burada bazı kendine has Etiyopya'da olduğu gibi mesela akreditif konusu Etiyopya'da çok sıkıntılı bir konu ben biliyorum. Çünkü dolar bulunamıyor. Afrika'nın çoğu ülkesinde dolar bulunamıyor. Yabancı döviz bulunamıyor daha doğrusu dolar veya euro. O yüzden paranın gelmesi 6 veya 9 ay civarı sürüyor. Burada da finansman, karlılık hesapları yaparken firmalarımızın bu 9 aylık süreyi hesaplamalar olarak ben notumu aldım efendim müsaadenizle. 2 adım sizden aldık. Çok teşekkür ederiz. Ben hedef ülke derken burada bir slaydımı paylaşmak istiyorum Zülfikar Bey'in bahsettiği. Doğu Afrika ülkeleri Djibouti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Tanzanya, Uganda olarak çok eskiden beri görünürken WHO, ve World Trade Organization, Mozambik, Madagaskar, Malawi, Zambiya, Güney Sudan, Zimbabwe, Ruanda, Burundi, Mauritius, Réunion Adaları, Komor Adaları, Mayotte ve Seyşeller'i de dahil etmişler. Buradaki bu ülkelerle ilgili aslında bu ülkelerin hepsinin birbirleriyle bağlantıları var. Hepsinin hiçbir şekilde, yani bir ülke Zülfikar Bey'in bahsettiği gibi bir hedef ülke sadece giriş ülkesi gibi belirlenmiş olabilir. Ama bu ülkelerin hepsi birbirlerine bağlantılı ülkeler ve baktığınız zaman mesela Mogadishu, Etiyopya efendim ne kadar Somali'nin içine doğru girmiş durumda. Buradaki şehirler, sınır ticareti çok yüksek bir şekilde ilerliyor. Ben o bölgede yaşarken Sayın Büyükelçin de çok iyi biliyordur. Somali'den Kenya'ya çok yüksek miktarda sınır ticareti var. Hedef ülkelerini belirlerken tüccarlarımız, ihracat yapmak isteyen firmalarımız hedef ülkelerini belirlerken kesinlikle bir ülke gibi düşünmesinler. Ve hedef ülke Etiyopya ise Djibouti üzerinden girecekler. Bu durumda Djibouti pazarını da zaten kapsamış oluyorlar. Etiyopya pazarına, Etiyopya pazarına Somali üzerinden çok rahat bir şekilde girebiliyorlar. Burada gördüğünüz gibi tam olarak sınırlar belli değil gibi görülse de aslında belli ülkelerin sınırları. Buradaki şu şehirde, Mogadishu'da, Doğu Afrika'da kabileler ve şehirler çok önemli. Bosaso dediğimiz mesela Somali'deki bu şehrin tüccarları bambaşka, kabileleri bambaşka. Barbara'dakiler başka, işte Beledweyne'dekiler başka.
Belediyendeki bir tüccarla biz direkt ihracat yapabiliriz. Bizim Türkiye'deki gibi düşünelim. Gaziantep çok önemli bir şehrimiz. Sınır ticareti açısından da çok çok büyük ticaretler yapıyor. Yurt dışından gelen bir firma sadece İstanbul'a gelip İstanbul'daki tüccarlarla görüşürse Gaziantep'e ulaşması bir adım daha öteye geçmiş oluyor. Biz de Doğu Afrika'yı bir hedef ülkeyi belirledikten sonra giriş yapacağımız ülkeyi de belirleyip oradaki şehirleri de analiz edebiliriz. Kenya'ya baktığımız zaman Uganda ülkesine gidebilmemiz için Kenya'dan geçmemiz gerekiyor. Burada Mombasa Limanı çok önemli. Ama sadece Mombasa Limanı'ndaki tüccarlarla görüşmek yerine onun arkasındaki şehirlerde de o şehirlerde de çok ciddi tüccarlar var. Bunlar genelde ithalatçılardan mal alıyorlar. Türkiye daha büyük bir ülke ve ticareti çok seneler önce, daha önceden kurulmuş, sisteme oturmuş. Bu yüzden mesela benim ailem Malatya'daki kendileri direkt ithalat yapabiliyorlar. Ama eskiden 20 sene önce Mersin'deki firmaları ithalatçı olarak kullanıyorlardı. Şu anda da direkt bizim tüccarlarımız hedef ülkelerindeki ülkeleri seçtikten sonra oradaki şehirlere de dikkat edip o şehir bazında çalışmalarını yürütebilirler diye ekliyorum Zülfikar Bey'in konuşmalarına. Çok teşekkür ediyoruz Zülfikar Bey. Teşekkür ederim. İzin verirseniz çok ufak bir şey daha ilave edeyim. Estağfurullah efendim, buyurun tabii ki. Şimdi hedef ülke belirlendikten sonra oradaki firmalar olacak. Ben Etiyopya'da görev yaptığım zaman biz şu şekilde hizmet de veriyoruz ticaretli olarak. Kalınacak otelden tutun, kiralanacak araca, firmalarla randevuların ayarlanmasına kadar her konuda firmalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Afrika coğrafyasında da güvenlik çok önemli olduğu için risk olan şehirlere gitmemeleri yönünde de tavsiyelerde bulunuyorduk veya bölgelere diyelim. Yani bunun için mutlaka ticaret müşavirliklerimizi aktif kullanalım. Zorlayalım. Biz de merkezden zaten şu aşamada ticaret müşavirliklerimizin çok daha aktif çalışması için yoğun bir istişare halindeyiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. Her şehirde tabii Sayın Büyükelçim daha güzel bilgiler verecektir Kenya'dan bize. Ekselansları hoş geldiniz. Kendisini ben son 3 ayda, yani pardon, Covid ile birlikte kendisini her 3 kere izleme dinleme fırsatı buldum. Kendisi aslında bu panellerde artık çok tecrübeli oldu. Sağ olsun çok faydalı konuşmalar yaptı tüccarlarımız için. Ben de çok kendisinin konuşmalarından etkilendim ve notlarımı aldım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz ihracatçılar açısından büyükelçilerimiz, ticaret müşavirlerimiz ve ateşçilerimiz zaten ticaret için çalışıyorlar var güçleriyle. Büyükelçilerimizin de çalışması bizi ayrıca şevklendiriyor efendim. Biz de tüccarlar olarak bizler de affedersiniz, biz de bir büyükelçi sayılırız. Ülkelere kendi ürünlerimizi, Türkiye'nin ürünlerini götürüyoruz. Ama Sayın Büyükelçim de daha önceki konuşmalarında da duymuştum. Bunu tek taraflı düşünmememiz gerektiğini söylemişti. Ben ondan çok önemli bir not çıkarmıştım kendime. Ve ondan sonra Doğu Afrika ile görüştüğüm zaman her görüştüğümüz firmayla mesela ne alabiliriz sizden diye sormuştum. Araştırmıştım mesela Tanzanya'dan kaju alabiliriz. Öyle bir sormuştum firmalara. Aslında amacımız mal satmak. Evet ama karşılıklı olmasını kendisinden aldım. Kendisinden öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. Hem bu konuda efendim detaylı görüşleriniz hem de Zülfikar Bey'in biraz önce bahsettiği mesela otel, yani Kenya'daki her şehir güvenli midir? Oradaki tüccarlarımız oralara rahatlıkla girip çıkabilirler mi? Yoksa dikkat etmeleri mi gerekiyor? Akşamları uyudukları zaman huzurla uyuyabilirler mi? Kenya özelinde olabilir, Doğu Afrika'da olabilir efendim. Konuşmanızda bu iki konuya da bahsederek sözü sıra size bırakıyorum Ahmetciğim Bey. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sesim geliyor herhalde.
Öncelikle güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca Sayın Başdanışmanıma verdiği değerli bilgiler için de teşekkür ediyorum. Bizim için de çok aydınlatıcı oldu. Bu esnada tabii tüm katılımcıları da saygıyla selamlıyorum. Şimdi sunumda kısaca ilk bölümde genel bir Kenya-Türkiye ilişkileri tablosu ortaya koymak istiyorum. Bizim Afrika'ya Türkiye'nin açılım politikası 2008 yılında başlamış. Daha sonra 2012 yılında da bu Afrika kıtası ile ilişkilerimiz ortaklık statüsüne evrilmiştir. Kenya ile ilişkilerimiz ise çok daha geçmişe dayanıyor. 1960'lı yılların başları Kenya'nın bağımsızlığını ilanının hemen ertesine. Yani 1963 yılında Kenya bağımsızlığını ilan ettikten birkaç yıl sonra 1967 yılında biz Nairobi'de büyükelçiliğimizi açtık. Dolayısıyla Nairobi büyükelçiliğimiz de kıtadaki en eski büyükelçiliklerimizden bir tanesi. Burada ortaya koymak istediğim husus, Türkiye geçmişten beri Kenya'yı Afrika'da önemli bir aktör ve partner olarak görüyor. Kenya'da genel olarak söylediğimizde uluslararası işbirliğine açık, siyasi bir sisteme sahip, liberal bir ekonomik yapısı var. Turizm ve tarım için uygun iklimsel şartlara haiz ve aynı zamanda ucuz iş gücü var. Kenya'da nüfusun %60'ı 25 yaşın altında. Belirttiğim gibi Kenya, Doğu Afrika'nın finans, iletişim, lojistik merkezi konumunda. Aynı zamanda da Birleşmiş Milletler'in dünyadaki dört merkezinden biri New York, Cenevre ve Viyana ile birlikte Nairobi'de. Bu da kıtadaki önemini ortaya koyması bakımından dikkat çekmek istedim. Tabii demin Sayın Başdanışmanım ve Selahattin Bey'in belirttiği gibi Kenya'ya geldiğiniz zaman sadece 47 milyonluk nüfusa sahip bir ülke değil, aynı zamanda 130 milyonluk Doğu Afrika Gümrük Birliği'nin ve 500 milyonluk Doğu ve Güney Afrika ortak pazarına da giriş yapmış oluyorsunuz. Bu açıdan önem taşıyor. Covid öncesi Kenya istikrarlı bir büyüme sağladı. Genelde işte %5-6 arasında devam ediyordu. Tabii Covid ile birlikte değişti. Ve son olarak 2020 başında Kenya, Doğu Afrika'nın birinci, Sahra Altı Afrika'nın üçüncü, tüm Afrika kıtasında 6. büyük ekonomisi konumunda. Aynı zamanda da Kenya yabancı yatırımlar açısından Doğu Afrika'da Etiyopya'dan sonra ikinci sırada. Kenya'nın ilgin, tabii Kenya bahsederken Afrika Growth and Opportunity Act kapsamında Amerika ile özel ilişkileri var ve tekstil ve konfeksiyon ürünlerini ABD pazarına gümrük vergisiz olarak ihraç edebiliyor. Aynı zamanda da ahiden Amerika ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başladılar. Bu arada tabii resmi dilin İngilizce olması da iletişimi çok kolaylaştıran bir etken Kenya için. Güvenlik konusuna değindiğimiz zaman, Kenya'ya baktığınız zaman Kenya çok istikrarsız bir coğrafyada bir istikrar adası olarak gözüküyor. Komşularına baktığınız zaman zaten göreceksiniz, Güney Sudan olsun, Somali olsun sürekli bir takım istikrarsızlıklarla boğuşuyorlar. Fakat tabii özellikle Kenya'nın belirli bölgeleri, özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde daha dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü El-Şebab faaliyeti var. Somali'den sınırlar kontrol edilmediği için Kenya'ya geçip bir takım terör faaliyetleri gerçekleştirebiliyorlar. Bu konuda Sayın Başdanışmanım da belirttiği gibi bizim öncelikli beklentimiz iş adamlarımızın niyetlendikleri zaman İlk önce büyükelçiliğimize gelmeleri ve bizden görüşlerimizi, tavsiyelerimizi ve yönlendirmelerimizi almaları yönünde. Kenya ile ilişkilerimizi baktığımız zaman ise özellikle 2014 ve 2016 yılındaki Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra ekonomik ve siyasi ilişkilerde ciddi bir canlanma var. Bu arada iki cumhurbaşkanı halihazırda 230-240 milyon dolar seviyelerinde seyreden ticaret hacmimizi orta vadede 500 milyon dolara, uzun vadede ise 1 milyar dolar
ulaşması konusunda hedef belirlemiş durumdalar. Zaten Kenya'nın potansiyeli zaten biliniyor. Dolayısıyla zaten Ticaret Bakanlığımızca da geçtiğimiz sene hedef ülkeler arasında gösterildi. Türkiye ile bağlantısı kuvvetli. Covid öncesine kadar Türk Oyaları her gün sefer düzenliyordu Nairobi'ye. Mombasa'ya da haftada 5 gün sefer var. Ama işte Covid ile birlikte uçuşlar durdu. 1 Ağustos'tan itibaren uçuşlar yeniden başladı ve Türk Hava Yolları Nairobi seferlerini haftada 3 seferle devam ediyor. Burada önemli olan husus eskiden haftada 5 gün olan Türk Hava Yolları'nın kargo seferleri, Nairobi'ye kargo seferleri bu Covid döneminde devam etti. Hatta ihtiyaç arttığı için günde 1-2 sefer de gerçekleşmeye başladı. Dolayısıyla bu Türk Hava Yolları kargo özellikle Kenya'yı dünyaya bağlayan bir araç oldu. Bu açıdan önemli. Kenya ile KEK mekanizmamız mevcut, iş konseyimiz mevcut. Tabii bir takım önde gelen firmalarımız var. Doğutaş, LC Waikiki, Flo, Brosit, TAV. Bunlar Kenya'da faaliyet gösteren önde gelen firmalarımız. Kısaca bu bölümde bir de bize Türk iş camiasına imkan sağlayabilecek alanları değerlendirdiğimiz, baktığımız zaman ise özellikle Kenya Cumhurbaşkanı son görev dönemine başladığında 2017 yılında 4 tane öncelikli alan belirledi. Bu öncelikli alanlar ülkede gıda güvenliğinin tesisi, halka uygun fiyatlı konut tedariki, imalat sektörünün geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin tüm ülke geneline yaygınlaştırılması. Buna baktığımız zaman bizim özel sektörümüzün katkı sağlayabileceği alanların Kenya'nın öncelikleriyle örtüştüğünü görüyoruz. Bu oldukça önemli. İkinci husus, Türk ürünlerinin Kenya'da kuvvetli bir imaja sahip olması. Türk ürünlerine yönelik yüksek kalite ve uygun fiyat algısı hakim. Dolayısıyla buradan hareketle aynı zamanda Kenya'da bize imkan sağlayabilecek alanlar olarak tarımsal üretim ön plana çıkıyor. Kenya'da verimli toprakları var fakat tarım teknikleri gelişmiş değil. Dolayısıyla vilayetler uygun fiyatlarla tarım arazilerini kiralıyorlar. Buna bakabiliriz. Gıda her zaman için önde olduğumuz bir sektör. Bunun daha fazla araştırmamız gerekiyor. İnşaat malzemeleri, otomotiv yedek parça, ambalaj, ilaç, tıbbi malzemeler özellikle bu Covid döneminde ön plana çıkıyor. Dolayısıyla ben bu noktada durup özellikle bundan sonra hem soru cevapla hem de geleceğe dair bir takım öngörülerimi değerli katılımcılarla paylaşmak istiyorum. Ama bu noktada tekrar söyleyeceğim, her zaman Büyükelçiliğimizin kapıları tüm iş insanlarımıza açık. Biz de gerek telefonla gerek yüz yüze her zaman iletişime geçebilirler. Biz de elimizden gelen her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Çok çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok çok teşekkür ediyoruz Ahmet Cemil Bey. Çok sağ olun efendim. Kenya özelinde tabii biraz torpilli geçtik bugün Ahmet Cemil Bey burada olduğu için. Kenya çok önemli bir ülke. Oradaki çoğu ülkenin geçiş noktası. Sayın Büyükelçim zannedersem 2018 yılından beri orada görev alıyor. Daha uzun yıllarda umarım Afrika özelinde güzel çalışmalarda da sizleri göreceğiz efendim. Sizin biraz önce bahsettiğiniz Türk Hava Yolları bizim iş adamları olarak gururumuz. Bizim görebildiğimiz yani Cibuti'ye uçuş yapıyor, Asmara'ya uçuş yapıyor, Etiyopya'ya uçuş yapıyor, Kenya'ya uçuş yapıyor, Tanzanya'ya uçuş yapıyor, Uganda'ya uçuş yapıyor. Ben çok çeşitli ülkelerde yaşadım. Bu kadar Afrika'nın derinlerine uçan bir havayolu şirketi hiç yoktu oralarda. Somali'de de, Cibuti'de de çok bulundum, Etiyopya'da da bulundum. Hani oradan da direkt hiçbir zaman yaşadığım ülkelere, Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Amerika olsun hiçbir zaman uçamadım. Ama Türkiye, İstanbul'dan direkt uçuşlarla 3 saatte Cibuti'ye varıyorsun. Somali gibi, Mogadishu gibi hiçbir Avrupa havayolunun uçmak istemediği bir yere uçuyor Türk Hava Yolları. İnanılmaz bir hizmet veriyor. Bu bizim açımızdan, Türkiye açısından büyük avantaj. Çünkü İngiltere'de yaşayan
şeyler, expatler çok, Doğu Afrikalı çok, Somalili çok, Kenyalı çok ve bu İngiltere'de yaşayan, Fransa'da yaşayan bu vatandaşlar, Doğu Afrika vatandaşları bu uçuşları şu an İstanbul üzerinden gerçekleştiriyorlar. Eskiden bu mesela Dubai üzerinden gerçekleşiyordu, şu an İstanbul üzerinden gerçekleştiriyorlar ve bu bizim için büyük avantaj. İkinci, Sayın Büyükelçimizin belirttiği nüfuslar, Doğu Afrika'nın toplam nüfusu 440 milyon, Avrupa'nın da toplam nüfusu 447 milyon. Türkiye'nin hep Avrupa'ya bir ilgisi, Türkiye hep Avrupa'yla ilgili. Yani tam onda bir şeyimiz yok, yönümüz batıya dönük, Avrupa Birliği üyesi olmak için gerekli reformları yapıyoruz ve bundan da çok mutluyuz. Ama Afrika Avrupa'yı besleyen, Avrupa'daki tüccarları besleyen bir kıta ve nüfuslar çok büyük. Burada düşündüğümüz zaman gıda özellikle çok ön plana çıkıyor. 109 milyon nüfuslu bir Etiyopya'dan bahsediyoruz. Ve Sayın Büyükelçimizin belirttiği gibi ikili ilişkilerimizin çok gelişmiş olduğu, Avrupa'dan belki de çok daha samimiyetimiz var diyebilirim. Yani oradaki cumhurbaşkanlarımızla çok daha samimiyetimiz var. O yüzden bence Avrupa kadar önemli, belki de Avrupa'dan çok daha önemli bir bölge. Doğu Afrika üzerinde baktığımız zaman Türk Hava Yolları direkt uçuşuyla 3 saatte, 4 saatte ulaşabildiğimiz, neredeyse şehir içi gibi ulaşabildiğimiz bir bölge. Şu anda benim, efendim sizden yalnız şunu da söylemek istiyorum ben. 2019 ve 2020 yılları arasına baktığımız zaman uçuş şeyini tam olarak ekranıma şu an getiremedim ama uçuş şeyinde %96'lık bir şey var. %96'lık bir düşüş var. Afrika'dan olan uçuş yolcu trafiğinde. Yolcu trafiğinde %96'lık bir düşüş var. %92'lik bir düşüş var 2019 ve 2020 yılları arasında. Bundan sonrası nasıl görünür, nasıl olur bilemiyorum ama şu anki sayı uçuşlar açısından çok düşük. Geçen 2019 yılında 127 bin kişi, 2018 yılında 127 bin, 2019 yılında 154 bin kişi ziyaret etmişken şu anda 20 bin civarlarında şu andaki veriler, yani ilk 9 aydaki. Yine çok iyi, Afrika'dan çok gelen var, Avrupa'ya göre çok daha fazla Afrika'dan gelen var. Ben de iş adamı olarak beni ziyarete gelenler de çok fazla. O yüzden mutluyuz. Sayın Büyükelçim'den ben yine 8 adımı çıkartmak amacıyla burada iki konuyu aldım. Buradaki üçüncü adım, bir ülke, hedef ülkeyi düşündüğümüz zaman civar bağlı olduğu anlaşmaları da düşünmemiz. Bağlı olduğu anlaşmalar, mesela Kenya gibi bir ülkeyi hedef aldığımız zaman otomatikman onun anlaşmalı olduğu ülkeleri de ülkelerle çok daha rahat ticaret kurabiliyoruz. Üçüncü adım olarak onu aldım efendim. Eğer eklenip çıkarmak istediğiniz bir şey varsa not alabilirim. Dördüncü adım olarak da sadece ihracat, tabii ki ihracatı düşünüyoruz. İhracatın ötesinde tarımsal üretimden bahsettiniz. Belki tabii firmalarımız çok daha iyi biliyorlar neyi ihraç edeceklerini. Daha ham madde de ihraç edebilirler. Yarım amül ihraç edip orada belki üretime geçebilirler. Bu tarz çalışmalarda da Kenya'nın destek olduğu çeşitli şehirlerinde teknik konularda destek olduğu tarımsal üretimden bahsettiniz efendim. Ve bu çeşitli, eminim bu diğer alanlarda da vardır. Plastikte bilmiyorum tam olarak ama plastikte bir ham madde üretimi, yarı mamul ihracatı olabilir Türkiye'de. Orada tamamlanıp pazara, civardaki pazarın hepsine satışı olabilir. Bu da Türkiye için değer yaratacaktır diye düşünüyorum. Sayın Büyükelçim, sizin de konuyu hocam İbrahim Bey'e vermeden önce Kenya'daki hep bizim tüccarlarımızın şeyidir, soru cevaplara geçmeden ben de kendime şeyse kendi sorumu şimdiden soruyorum. Söz şeyken belki soru cevaplarda cevap kalmaz. Şey kalmaz,
zaman kalmaz. Kenya ve civardaki ülkelere göre daha istikrarlı dediniz. Peki daha güvenli de diyebilir miyiz efendim? Yani oradaki bir şehirde, Nairobi değil, diğer şehirlerde de tüccarlarımız gidip otellerde kalabilirler mi? Güvenli otellerde tabii ki kalabilirler mi? Rahatça şehirler arası seyahatler yapabilirler mi? Şimdi tabii güvenlik konusu çok göreceli. Yani bir takım güvenlik, zaten dünyanın neresine giderseniz gidin. Güvenlikle ilgili dikkat etmeniz gereken belli başlı kurallar vardır. Belli başlı mesela gece karanlıkta belli başlı mahallelere, işte bölgelere gidilmemesi tavsiye edilir. Ama Kenya'ya baktığımız zaman yani bu adi suç mevcut. Ama güvenlik açısından gayet tedbirlerin alındığı, özellikle şöyle bir durumu da dikkatinize getireyim. Şimdi Kenya'nın istikrarı bölgedeki öneminden dolayı gerek Amerika'nın gerek İngiltere'nin de zaten yakından takip ettiği konular. Amerika ve İngiltere ile çok yakın güvenlik işbirlikleri bulunuyor. Dolayısıyla alışveriş merkezleri olsun, dışarıdaki kontroller, polislerle olan işbirliği hep bu Amerika ve İngiltere ile işbirliği yapılıyor. Dolayısıyla ciddi bir güvenlik problemi yaşanmıyor. Nairobi tabii ki çok güvenli. Şehirler arası araçlarla seyahat yapma güvenli, ki ben de birkaç kez kendimde bayağı değişik bölgelerine araçla gittim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ama önemli olan mutlaka burada bence hani şehrin güvenliğinden ziyade bizim iş adamlarımıza tavsiye edeceğim husus, zaman zaman internet üzerinden, tabii çok gelişti artık, ortaklar bulunuyor, iş ilişkileri tesis ediliyor. Ama çok çok dikkatli olmalarını öneriyoruz. Bir şüpheleri veya şeyleri varsa, herhangi bir soru işaretleri varsa büyükelçiliğimize doğrudan başvurup biz en azından bir ön araştırma yapıp kendilerine dönüş sağlayabiliriz. Çünkü son dönemlerde çok sık rastladığımız bir takım dolandırıcılık hadiseleri oluyor. Özellikle basından da takip etmişsinizdir. Altınla ilgili çok değişik haberler çıkıyor. Bir ara o kadar çok çıktı ki altın dolandırıcılığı ile ilgili haberler. Ben buradan özellikle Anadolu Ajansı'na, Türkiye'deki gazetelerde yayınlanmak üzere bir haber metni verdim ki insanlar kolay zengin olmanın şeyine kapılıp ciddi mağduriyetler yaşamasınlar diye. Dolayısıyla en büyük ricam, yani belli bir aşamaya getirildikten sonra işbirliği, lütfen büyükelçiliğimizle de temasa geçin. Biz de olabilecek katkılarımızı, işte araştırmalarımızı yapıp iş adamlarımıza bilgileri verelim. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Notlarımı aldım Cemil Bey. Yine çok güzel şeyler öğrendim sizden. Çok teşekkürler. Bir sonraki, hatta istediği her yerde çıkacağınız webinarınızı bekliyorum ben Cemil Bey. Çok teşekkür ederiz efendim tekrardan. Hocam Edirne Üniversitesi'nden hocam burada. Hocamın ayrıca İbrahim Ünalmış hocamız. Biz üniversiteden bir katılımı özellikle istedik. Hocam da bizi kırmadı sağ olsun. Ayrıca bir katkısı da bizim için. Merkez Bankası'nda senelerce uluslararası ilişkiler bölümünde, piyasalar analizi müdürlüklerinde yönetici olarak görev almış olması. TED Üniversitesi'nde de ayrıca Ticaret Araştırmaları Merkezi, TAM diye geçen Ticaret Araştırmaları Merkezi'nde de yönetim kurulu üyesi olması. Üniversiteler bizim için çok önemli ama üniversitelerin genelde katkısı sanayiye diye görülür, teknolojiye diye görülür, icatlara diye görülür ama aslında üniversitelerimizin ticarete de katkıları var. Burada da zaten hocamız da yönetim kurulu üyeliği yaptı. TED Üniversitesi'nin Ticaret Araştırmaları Merkezi var mesela. İstanbul Ticaret Üniversitemiz var. İstanbul Ticaret Odamızı bağlı bir üniversite var. Bu üniversitelerimizde ticaretimizin artması anlamında çok çalışıyorlar. Hocam bizim panel hazırlıklarımızda bana finansman konularından bahsetti. Ben de hocama çok memnun olacağımızdan bahsettim. Çünkü genelde ihracatçılarımızın, sanayicilerimizin, tüccarlarımızın, iş adamlarımızın
genel finansman sorunudur. Hele Zülfikar Bey'in bahsettiği 9 ay gibi bir süreden bahsediyoruz ki hani çok yakıcı bir süre. Hani bir yılda 9 ayda bir paranızı alırsanız işte 1.25 kere çevirmiş oluyorsunuz parayı ki biz tüccarlar arasından en önemlisi parayı ne kadar çevirmemizdir. Yani 100 bin TL'miz varsa 400 bin TL'lik iş yapmamız gerekir. 500 bin TL'lik iş yapmamız gerekir. O yüzden finansmana ulaşmamız gerekiyor. Finansmana ulaşırken ne kadar firmanın finansmana ihtiyacı varsa, nedendir onu bilmiyorum, o bankacılık sisteminden dolayı herhalde, o kadar zorlaşıyor finansmana ulaşması. Büyük firmalar, finansmana hiç ihtiyacı olmayan firmalar çok daha çabuk ulaşıyorlar. Küçük firmalar daha zor ulaşıyorlar. Halbuki küçük firmaların daha çok ihtiyacı oluyor. Hocam da bunlardan bahsedeceğinden daha önce bahsetti. Çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Buyurun efendim, söz sizde. Çok teşekkürler. Öncelikle davetiniz için Sayın Başdanışmanım, Sayın Büyükelçim ve katılımcılar. Kısaca aslında bir sunum hazırladım. Size kısa bir sunum üzerinden aslında durumu anlatmaya çalışacağım, fikirlerimi paylaşacağım. Aslında Sayın Başdanışmanımız ve Büyükelçimizin de ve benim de aslında kesişim noktalarımız sunumun sonunda anlatmaya çalışacağım gibi aslında ortak. Genel olarak çerçeveye baktığımızda ticareti kolaylaştırmak için neler lazım diye baktığımızda bir basitleştirmeye ihtiyacımız var. Uyumlaştırma, şeffaflık ve güvenlik, yani bu dört başlık aslında öne çıkıyor. Bunlar arasında özellikle Doğu Afrika tarafında özelinde neler yapılabilir diye düşündüğümüzde uyumlaştırma tarafı zor bir aşama. Yani burada biz uyumlaşmayı mesela daha çok Avrupa Birliği ile belki yapıyoruz. Daha çok büyük ticaret ortaklarımıza göre yapıyoruz. Şeffaflık konusu yine Doğu Afrika'nın mevcut durumu ve gelişmişlik düzeyini düşündüğümüzde burada da şeffaflık ve bunun artırılması konusunda da çok fazla bir beklentimizin olması pek mümkün görünmüyor. Güvenlik tarafında da Sayın Büyükelçim bahsetti. Yani güvenlik sorunu olan, olmayan ülkeler, şehirler, hani bunlar değişebiliyor. Ama basitleştirme konusunda zannımca yapabileceğimiz yollar var. Şimdi teknoloji özellikle basitleştirme konusunda bizim uluslararası fırsat sunuyor diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi blockchain platformlarının yaygınlaşması. Mevcut durumda bir Türk firması bir blockchain ticaret platformu üzerinde çalışıyor ve testlerini yapıyor. Belki Afrika'ya daha geç gidecek ama bu teknoloji de oraya gidecek ve bu teknoloji sonunda eminim orayla ticaretimiz de kolaylaşacak. Ve sonunda veri evrak transferlerinin kolaylaşması, fatura sahteciliğinin azalması, yanlış menşe beyanları gibi birçok aslında önümüze engel olan olarak çıkan konuda sonuçlarını göreceğiz. Ama bir diğer konuda yine aslında burada tüccarlara diyelim dış ticaret yapan firmalara ve bankalara sormuşlar. Önemli zorluklar neler diye. Aslında temelde iki grup var. Bir tanesi o bahsettiğimiz işte mevzuattaki zorluklar, bir sürü işte kağıt işlerinin imza gibi şeyler ilk iki bölümü aslında oluşturuyor. Bunların basitleşmesi. Bunlar teknoloji geliştikçe basitleşecek. Diğer tarafı da sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi krediye sınırlı erişim. Ve aslında bu finansal transferlerde yüksek ödenen yüksek maliyetler. Ve bazı zamanlarda da bu maliyetler genelde gizli oluyor. Sizin için daha sonrasında sürpriz olarak bir maliyet olarak karşınıza çıkıyor. Şimdi bunları yani bütün bunları bir araya getirdiğimizde Sayın Başdanışmanımız da bahsetti yani Afrika ülkeleri, Doğu Afrika ülkeleri döviz sıkıntısı içerisindeler. Hem euro hem dolar burada sorunlu bir yandan. Bir yandan da Sayın Büyükelçimizin bahsettiği gibi bir karşılıklılık durumu var. Yani biz sürekli ihraç eden konumunda olamayız. Bizim oradan da ithal edeceğimiz muhakkak ürünler var. Dolayısıyla bu bizi aslında başka ülkelerle yaptığımız bir modele götürüyor. Burada Brezilya ama
muhtemelen duymuşsunuzdur. Bizim Merkez Bankamızın Çin'le, Katar'la, Pakistan'la yerel paralar cinsinden ticareti sağlanabilmesi için swap anlaşmaları var. Bu anlaşmaların temeli şu, üçüncü para birimini ticaret içerisinde üçüncü para birimini devre dışı bırakıp firmaların yerel paralar cinsinden, yani kendi parası cinsinden ticaretini yapabilmesi. Bunun en basit modeli Brezilya-Arjantin arasında, bizim Çin'le kurduğumuz ya da Pakistan'la kurduğumuz model buna göre biraz daha karmaşık. O yüzden bu modeli seçtim. Burada bir tane aracı banka var. Yerel firma ithalatçı olsun. Ödemesi gereken miktarı kendi parası cinsinden yapıyor. Ve ihracatı yapan yabancı firma da karşılığını yine kendi parası cinsinden alıyor. Burada iki firma arasındaki bu aracı bankalar, burada merkez bankaları mesela Brezilya-Arjantin modelinde bu karşılıklı transferi gerçekleştirenler merkez bankaları günün sonunda ya da ayın sonunda netleşiyorlar karşılıklı olarak. Burada yine kendi paralarını değiştiriyorlar haliyle. Arta kalan kısım burada haliyle önemli. Belki onu sonra konuşuruz. Ama böyle bir model kurmak mümkün. Yani biz eğer bu ülkelerle finansmanı kolaylaştırmak istiyorsak ve bunu görece hızlı bir şekilde yapmak istiyorsak aslında bu tarz çözüm önerileri bulmak mümkün. Bunlar kendiliğinden gelişecek. Hani devletlerin oturup ya evet buna böyle bir çözüm bulalım demesi genelde ya olmuyor ya da zaman alıyor diye söyleyeyim. Onun yerine aslında bu tarz şeylerin özel sektörden gelmesi lazım. Yani bu ihtiyacın var olduğunun, özel sektörden bu talebin gelmesi lazım ki burada alternatif çözüm önerileri tartışılsın, konuşulsun ve karşı ülkeye de aslında sonuçta bu bir şekilde anlatılsın. Burada özet olarak söylemeye çalıştığım şey aslında yine özel sektör, üniversite ve devlet işbirliğiyle biz alternatif finans modelleri, alternatif ödeme kanalları geliştirebiliriz. Bunun örnekleri var dünyada. Ve bu sayede hem o biraz önce bahsettiğimiz 6-9 ay gibi ödemelerin gecikmesi tarzında zorlukları aşabiliriz. Hem de bu ülkelerin içinde bulunduğu dolar, euro problemini ortadan kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Ve sözü de size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Benim çıkardığım iki not burada gizli maliyetlere dikkat edeceğimiz. Zannedersem buradaki gizli maliyetlere dikkat etmemiz gerekiyor. İhracatlarımızı yaparken. Swap anlaşmalarıyla açıkçası ben de tam olarak yani o ülkelerde döviz bulunamayan ülkelerde bilmiyorum. Afrika'da böyle bir devletimizin böyle bir çalışması var mı? Swap anlaşmalarımız var mı? Onu bilemiyorum. Belki Zülfikar Bey veya Ahmet Cemil Bey bize o konuda söyleyebilirler. Bir başka adım olarak da ihtiyaçları ve talepleri belirtiniz dediniz. Yani ihtiyaç ve talep olduğu zaman gerekli bilimlere tüccarlarımız belirttikleri sürece bunlar tartışılsın, konuşulsun ve çözümler yaratılsın. Bunu da kendime not aldım. Özel sektörün de bizim ülkemizde STK'lar çok güçlü. Borsalarımız, ticaret odalarımız, ihracatçı birliklerimiz ve ihracatçılar meclisi, Türkiye İhracatçılar Meclisi çok güçlü. Burada sektörün taleplerine zaten devletimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Teknolojik anlamda bizim ülkemiz evet doğru Afrika'nın ticaret anlamında bir adım önünde. Bu önde olması bence bir avantaj. Avrupa'da hep takip etmeye çalışıyoruz ama biz de ticaret anlamında çok iyiyiz. Bizim kambiyo sistemimiz, bankalarımızın kambiyo sistemi çok gelişmiş durumda. Bunu da çeşitli ülkelerle ticaret yaptığımız zaman fark ediyoruz. Afrika'da herhangi bir swap anlaşmamız var mı
Biliyor musunuz Zülfikar Bey acaba? Afrika'daki herhangi bir ülkede yani yerel para birimiyle bir iş, ticaret, mesela Brezilya, Arjantin'in yaptığı gibi, hocamın gösterdiği gibi bir ticaret yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Bunun en büyük zorluğu özellikle Afrika ülkelerinin para birimlerinin convertible olmaması. Evet. Convertible olmadığı için şu aşamada böyle bir sistemi maalesef kuramıyoruz. Ama bizim şöyle çalışmalarımız oldu. Zor bir durum, zor diyoruz. Özellikle altın, başta olmak üzere kıymetli madenler ve petrol ödeme aracı olarak kullanılmaz. Evet, anladım. Onlardan ödeme amacı olarak. Güney Sudan'la ilgili yoğun çalışmamız oldu. Altın karşılığında bu ticaret yönetimimizde altını Dubai'ye gönderiyor. Dubai üzerinde realize ediyor. Türkiye'ye gönderip merkez bankaları burada aracı olsun. İhracatçılarımız Sayın Hocam'ın söylediği gibi paralarını bizim merkez bankamızdan alsın. Sonuçta da hatta bu altının bir kısmını da biz size şey olarak kullandıralım, kredi olarak kullandıralım, garanti olarak alarak. Bunlar uzun uzun tartıştık. Ama tabii karşı taraf sıcak yaklaşmasına rağmen bir türlü ulaşamadık. Zor bir konu. Bunu duyan diğer ülkelerde bu sefer aksi yönde çalışmalar yapıyor. Başta Dubai. Ama şu aşamada doğrudan swap anlaşması yapabilmemiz çok olası gözükmüyor. Konvertim diye. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun efendim, tabii ki. Sayın başdanışmanımız çok haklı aynı bu konuda. Ama bir yandan da iki ülkenin gerçekten bunu istiyor olması lazım. Yani tek bir ülkenin istiyor olması da yetmiyor. Örneğin Çin'le yaptığımız en büyük swap anlaşmalarından birisi Çin'le mesela bizim. Çin yuanı da convertible değil. Ama biz bir şekilde bu işi yapmak istedik zamanında. Ben o zaman bu swap anlaşmasının müzakerelerinde de bulundum toplantılarda. Karşılıklı olarak şey olunca, istek ve talep olunca bir şekilde bir çözüm yolu bulabiliyorsunuz. Yani bu swap olmak zorunda değil. Biraz önce gösterdiğim modelde mesela Brezilya, Arjantin modelinde swap mekanizması yok. Daha çok takasa dayalı. Çünkü swap dediğim gibi biraz daha olayı karmaşıklaştırıyor swap mekanizması. Ama özellikle Afrika ülkelerinin hani finansal sistemini ve elindeki kaynakları düşününce bu tarz bir takas mekanizması aslında daha şey yapılabilir gibi görünüyor. Ama dediğim gibi burada her iki ülkenin de gerekli isteği ve arzuyu gösteriyor olması lazım. Çünkü şey zor bir şey. Yani bu anlaşmanın ortaya konması ve sonuçlandırılması gerçekten kolay bir süreç değil. Ama yapılabilirliği var. Yeter ki iki ülke istesin. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Bu arada tabii Somali'de mesela Ziraat Bankası Somali çoğu ülkeye para gönderemiyor ama Türkiye'ye para gönderebiliyor. Gerekli bankacılık çalışmaları yapılmış. Yani banka bile yok aslına bakarsanız Somali'de. Yani gerçek anlamda bir banka yok ama oradan transfer yapılabiliyor. Eskiden Dubai'den geliyordu. Şu an Türkiye'nin son zamanlarda, son 10-12 yıldaki Afrika atılımlarıyla birlikte o altyapı kuruldu ve buradaki tüccarlarımız Somali'deki Somali'ye satışlarını Dubai veya orası burası değil, direkt Somali'den burada Ziraat Bankası hesabına alabiliyorlar. Kuveyt Türk'ün, pardon, Albaraka'nın da böyle bir çalışması vardı ama şu anda ben biliyorum çeşitli Somali'deki müşteriler, buraya gelen Somali tüccarlardan da biliyorum. Ziraat Bankası'nda çalışıyorlar. Ziraat Bankası'nda çalışıyorlar. Çok teşekkür ederiz Cemil Bey. Ben iki şeyde not aldım. Zülfikar Bey'den de anladığım altın döngüsünden bahsetti Zülfikar Bey. Aslında şunu şey yaptım. Yeter ki ticaret olsun, bir çözümünü buluruz dedi Ticaret Bakanlığı. Yani siz ticareti yapalım, biz Gaziantep'ten, Ordu'dan, bütün şehirlerimizden inşallah
ticareti yapalım. Ticareti yaptıktan sonra özel sektör olarak bir Ticaret Bakanlığı'nın kapısında dayanalım. Yani bunu buyurun çözün efendim diyelim. Bizim herhalde ve Ticaret Bakanlığı'nda bunu çözeceğinden, gerekli birimlerle ilgili çözeceğinden eminim. Çok güzel bir konu. Teşekkür ederiz İlhan Bey, bunu, hocam bunu açtığınız için. Sayın Ateşimiz, Sayın Müşavirimiz, çok özür dileriz. Sizi biraz uzun süredir beklettik. Ancak Türkler olarak sahaya inmemiz uzun sürdü. Stratejiler konuşuldu. Şimdi esas olarak sahaya iniyoruz. Siz sahaya en yakın kişisiniz. Nairobi'de tüccarlarla, oradaki alıcılarla, buradaki tüccarlarla en yakın kişisiniz. Sahaya inmemiz uzun sürdü ama çok önemli bilgiler vereceğiniz için şu an izliyorum ben. İlk başta firma sayımız 60, katılımcı sayımız 100 civarlarındaydı. Şu an 75 firma temsilcisi dinliyor. Sahaya daha güçlü iniyoruz şu anda. Tam ekip olarak buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Değerli görüşlerinizi. Teşekkür ederim. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Nairobi Ticaret Müşaviri Murat Can Kılınç. 2 yılı aşkın süredir Kenya'da görev yapıyorum. Bugün ana başlığımız Doğu Afrika olsa da 50 milyon aşkın nüfusu ve 100 milyar dolar civarında milli geliriyle bölgenin en büyük ekonomisi Kenya'ya değinmemiz önemli. Kenya bölgenin en kalabalık ülkesi değil. Etiyopya'nın nüfusu çok daha yüksek. Tanzanya yine Kenya'dan daha kalabalık. Buna rağmen ekonomik büyüklükte Kenya'nın gerisinde kalıyor bu ülkeler. Bu çerçevede bu durumu ortaya çıkaran koşullara öncelikle göz atmak faydalı olabilir. Kenya'nın konumundan bahsedildi zaten şimdiye kadar hep. Konumu itibariyle doğal bir cazibe merkezi oluşturuyor. Mombasa Limanı sadece Kenya'ya değil, çevre ülkeleri de önemli ticaret merkezlerine bağlayan bir nokta olarak hizmet veriyor. Birçok uluslararası firmanın Afrika ya da Doğu Afrika merkezleri Nairobi'de yerleşik. Kenya'ya yatırım yapanlar da 6 çevre ülkenin oluşturduğu Doğu Afrika Topluluğu Ortak Pazarı'nı ve daha da geniş bir birlik olan Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı'nı COMESA'ya serbest ya da tercihli giriş imkanlarına sahip oluyor. Geçtiğimiz yıllar boyunca Kenya'da doğrudan yabancı yatırımlar istikrarlı olarak arttı. Kenya hükümeti de yabancı yatırımcılara iyi bir ortam hazırlama gayretinde olduğunu görebiliyoruz. Kenya'da yatırım yapan yabancıların genellikle yerel yatırımcılarla aynı muameleyi gördüklerinde rahatlıkla söyleyebiliriz. O açıdan bir sıkıntıyla karşılaşılmıyor Kenya'da. Hali hazırda çok uluslu şirketler Kenya'nın zaten sanayi sektörünün, imalat sektörünün büyük bir kısmını şu an elinde bulunduruyor. Dünya Bankası'nın da en son yayınladığı Doing Business raporunda iş yapma kolaylığı açısından Kenya dünyada 56. sırada gösterilmiş. Yani bu rapora göre Afrika'da iş yapmanın Kenya'dan kolay olduğu sadece 3 ülke var. Biri yine buradaki çok yakınımızdaki Ruanda, diğeri Fas, bir diğeri de Mauritius, zaten vergi cenneti mümkün. Yani Kenya'nın önemine Ticaret Bakanlığımız da kayıtsız kalmadı. Daha önce de değinildiği gibi 2019 yılında açıklanan ihracat ana planında belirlenen 17 hedef ülkeden biri Kenya. Kenya aynı zamanda zaten 2019 öncesi dönemde de bakanlığımızın hedef ülkelerinden biriydi uzun süredir. Hedef ülke olmanın anlamı nedir dersek, Kenya'ya yaşayan firmalarımıza bakanlığımızca sağlanan bazı devlet yardımları var malumunuz. Bunlardan daha yüksek oranlarda faydalanma imkanı veriliyor. Kenya'ya ihracat yapmak istediğinizde diğer ülkeler içinde olduğu gibi bakanlığımızın sağladığı pazara giriş desteklerinden tutun, işte marka tescil giderlerine, Kenya'da kiralayacağınız depo, mağaza, ofis gibi birimlerin giderlerinin bir bölümünün geri ödenmesine kadar çok sayıda devlet desteğinden faydalanma imkanı mevcut. Buna ek olarak Kenya devletinin de yatırımcılara sağladığı bir takım desteklerden haberdar olmak, onlardan da faydalanmak gerekli. Kenya'da Export Processing Zone, yani ihracat işleme merkezi adı altında bu bölgelerde yerleşik üreticiler yıllık üretimlerinin en fazla %20'sini Kenya, Tanzanya ve Uganda'ya satmak ve geri kalanını ihraç etmek kaydıyla ancak bu teşviklerden yararlandırılıyorlar. Ticari işletmeler ise, üreticiler bundan bu şekilde yararlanıyor. Ticari işletmeler ise desteği kazanabilmek için satışlarının tümünü Doğu Afrika dışına yapması bekleniyor.
Bu teşvikler nedir dersek en önemlileri işte ilk 10 yıl kurumlar vergisinden muaf olma, ikinci 10 yıl yine kurumlar vergisinde belli indirimler alma, ithal ham madde, yarı mamul, makine, teçhizat, ithalatında gümrük ve KDV ödememe, bunlardan muafiyet, ilk 10 yıl stopaj vergisi muafiyeti, elektrikte, suda yine bazı vergi indirimleri gibi çeşitli genelde vergi indirimlerine ve muafiyetlerine dayanan bir avantajlar sağlanıyor. İhracat işleme merkezlerinin yanında bir de Special Economic Zone adı verdikleri bölgeler var. Yine burada da benzer teşvikler sağlanıyor. Temel fark bu birincisinde destek ihracat kaydına bağlı. İkincisinde bu aranmıyor. Tabii ihracat işleme bölgelerinde de buna mukabil daha ciddi teşvikler sağlanıyor. Yani ihracatın teşviki anlamında yapılmış, dizayn edilmiş bir teşvik sistemi var. Bu teşviklerin de ötesinde bu bahsettiğim bölgeler bizdeki OSB'lere benzetilebilecek bölgeler. Altyapı ve lojistik problemleri en az düzeyde. Bu da Kenya'da ya da Afrika genelinde aslında çok önemli bir avantaj. Yani elektriğe düzenli bir şekilde ulaşabilmek, işte nakliyat, lojistik anlamında sıkıntı yaşamamak üretim yaparken önemli. Yani biz de ticaret müşavirliği olarak Kenya'ya ihracat yapma niyetinde olan firmalarımıza buradaki gerekli iletişim bilgilerini, firma listelerini paylaşıyoruz. Gerek mail adresimiz, gerekse bakanlığımız sitesinde bulunan müşavire danışın uygulaması üzerinden gerekli bilgileri sağlamakta. Buradaki kritik önemdeki kurum ve kuruluşlarla yakın ilişkiler kurarak ihracatçımızın karşılaştığı sorunlara hızlı çözümler üretmeye gayret etmekteyiz. Çünkü bazen Kenya'da ve diğer Afrika ülkelerinde de bürokratik süreçler bıktırıcı ve verimsiz olabiliyor. Bazen kişisel tanışıklıklar, şahsi ilişkiler burada çözüm almayı çok daha hızlandırıyor. Bu yüzden biz de sürekli burada network'ümüzü geliştirme gayretindeyiz. Tabii Kenya firmalarıyla işte biz firma bilgisi sağlıyoruz, kontak sağlıyoruz dedik ama e-mail üzerinden kurulan iletişimin de çok verimli olmadığını belirtmek lazım. Yani bazı firmalar hiç maillerine bile bakmamış olabiliyor bazen. Yani burada yapılan fuarlara katılmak tabii şimdi mümkün değil ama tekrar normale dönüldüğünde yüz yüze görüşmeler yapmak, ürünlerinizden numuneleri gösterebilmek, hatta mümkünse potansiyel alıcıyı Türkiye'deki fabrikanıza, üretim tesisinize davet edip güzelce ağırlamak gibi ikili ilişkiler kurmanın da çok etkili olduğunu bazı geçmiş girişimlerde teşhis ettik. Son yıllarda Kenya ihracatımızda gözlemlenen bir artış eğilimi var. 2019 yılında da iki ülke arasında tüm zamanların en yüksek ticaret hacmine ulaştık. Yaklaşık 250 milyon dolarlık bir hacme ulaşıldı. Kenyalı yetkililer ve firma temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde de Sayın Büyükelçimizin de değindiği gibi Türk ürünlerinin piyasada biz çok olumlu bir imajının olduğunu görüyoruz. Kenya'da alım gücüne bağlı olarak da bir fiyata duyarlı bir tüketici topluluğu mevcut. Bunun sonucunda pazar Çin ve Hindistan menşeli firmaların hakimiyeti altında aslında birçok ürün grubunda. Bu Çin ve Hindistan'a ek olarak Suudi Arabistan akaryakıt ithalatı yapılıyor daha çok ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 4 ülke Kenya'nın yaptığı ithalatın yarısını karşılamakta. Pazarın diğer yarısı dünyanın geri kalanınca paylaşılmakta. Böyle bir yapı var burada ithal ürünler için. Ancak ülkede de kaliteyi tercih eden tüketici ve tedarikçi topluluğunun da genişlediğini gözlemliyoruz. Bu durumunda ülkemiz menşeli ürünlerin daha çok tercih edilmesine katkı sağlayacağını umuyoruz. Kenya'da yerleşik farklı birçok firmamız mevcut. Sayın Büyükelçimiz de bahsetti. Yelsi Vakiki, Flo, Dotaş, Grotime, Hayat Kimya, İstikbal, Kilim gibi hepimizin bildiği markaların yanında birçok vatandaşımız da küçük ve orta ölçekli işletmelerin sahibi olarak farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdürüyor. Burada bir ofis ya da temsilcisi bulunan, piyasayı sürekli koklayan tabiri caizse firmalarımızın başarı oranının çok yüksek olduğunu ben söyleyebilirim. Ancak sadece Türkiye'den mal gönderen, Kenya'da herhangi bir varlığı bulunmayan ya da işte fazla da gelip gitmeyen buralara, buradaki distribütörüne hani amiyane tabirle bel bağlamış ihracatçılarımızın Kenya maceralarının da maalesef çok uzun soluklu olmadığını da gördük.
ihracatçılarımızdan bize yansıyan sorunlardan da kısaca bahsetmek isterim sözlerimi bitirmeden. Bunların başında özellikle gümrük işlemleri sırasında yaşanan bürokrasi, keyfi uygulamalar gelmekte. Denetim birimlerinin teknik yetersizlikleri buna bazen sebep oluyor. Bazen de farklı beklentilere sahip olmaları bazen işleri normal olması gerekenden daha farklı boyuta getirebiliyor. Tabii ucuz ve kalitesiz ürünlerin yarattığı bir rekabet de var. Özellikle uzak doğu menşeli ürünler burada çok yaygın. Mevcut şirketlerin güçlü konumlarından da bahsedilebilir. Yani birçok yerde köşe başları tutulmuş da aslında. Özellikle Hintliler bazı sektörlerde tamamen neredeyse elinde tutuyor diyebiliriz. Bunlar Kenya pazarına girişi zorlaştıran etkenler. Yatırımcılar için konuşursak da yatırımcılarımızın genel olarak nitelikli personel temininde yaşanan güçlükler, Türk personel için çalışma izinlerinin maliyetli olması ve prosedürlerin çok uzun sürmesi, yüksek enerji maliyetleri gibi olumsuzluklardan şikayetçi yatırımcı olarak gelen vatandaşlarımız. Benim şimdilik değinmek istediğim konular bunlar. Çok uzatmak istemiyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. İnşallah bugün yapacağımız bilgi ve görüş alışverişi ihracatımıza katkı sağlar. Çok teşekkür ederiz Sayın Ateşemiz. Şeyden bahsettiniz, Hintlilerden bahsettiniz. Orada bir Hint expat diyebileceğimiz bir Hint yoğunluğu var zannedersem. Ve bu Hintliler jenerasyon olarak hani uzun babadan gelen Hintliler mi yoksa sonradan giden mühendis tarzı mı? Hayır, mavi, beyaz yakamı, mavi yakamı nasıl bir Hintli şeyi var orada Afrika'da, Doğu Afrika'da? Expat değiller, Kenya vatandaşı Hintliler, Hint asıllılar ama Kenya vatandaşı, uzun süredir Kenya'da yerleşik bir grup ve hatta Kenya'nın resmi olarak 43. kabilesi olarak da kabul edildiler birkaç yıl önce. Bunlar yaklaşık 100 yıldır Kenya'da yaşıyorlar. Hepsi ticaretle uğraşıyor ve Hindistan'la olan bağlantıları hala çok canlı. Sürekli gidip geliyorlar, sürekli Hindistan'da iş yapıyorlar. Mesela işte medikal, sağlık hizmetleri gibi alanlarda neredeyse burada tek hakim hep Hintlilere ait firmalar. Yani gerçekten çok hani çok da gayretli insanlar yani gerçekten ve yıllardır da burada bu şekilde bir düzen kurulmuş. O zaman ciddi bir lobiler orada yani Hintliler. Yani biz de Türk tüccarlarımız da oradaki Hintlilerle iş yapma hani bazen Afrikalı Afrika'yla daha zorken Hintli'yle daha kolay da olabilir. Oradaki Hintlileri de göz ardı etmememiz gerekiyor o zaman. Öyle bir komünite varsa çok teşekkür ederiz efendim. Bu Hintli, eminim oradaki Hintli tüccarlar bazen şey gibi görüyoruz. Hani expat bizim gibi dışarı gitmiş orada iş yapmaya çalışıyor. Aslında öyle değil. Orada Hintli tüccarlar oralı aslında ve ticaret erbabı. Afrikalı'dan daha çok ticaret erbabı. Bunu da dediğim gibi burada doğmuşlar. Yani babaları, dedeleri de burada doğmuş. Yani 100 yıldır buradalar. Evet. Evet, çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben sizden bu 8 adımı tüm panelistlerimizden oluşturdum. Muratcan Bey, sizden de teşvikleri kullanın gibi bir çok net bir şey aldım. Yani bir adım aldım. Burada teşvikleri kullanın ama şunu ilk defa duydum. Çift taraflı teşvikleri kullanın dediniz. Yani Türkiye'nin teşvikleriyle yetinmeyin. Oradaki ihracat yaptığınız ülkenin de çeşitli teşvikleri olabiliyor. Özellikle transit, yani Uganda'ya transit yaparken, Kenya'dan Tanzanya'ya transit yaparken onları da bölgeleri kontrol edin dediniz. Belki depo yapmak isteyen firmalar vardı. Belki orada mal tutmak isteyen firmalar var. OSB gibi bölgeler var. Buralarda çeşitli teşvikler var. Bunları kontrol edin dediniz. Çok teşekkür ederiz. Karşı taraftaki teşvikleri de kullanabileceğimizi bilmemiz önemli. Tüccarlarımız bundan sonraki dönemde burada olan 70'e yakın firmanın temsilcileri sizi ziyaret edeceğiz. Öyle görünüyor Muratcan Bey. Yani bunları söylediniz bize, kapınızı tıklatacağız sizin. Öyle görünüyor efendim. İkili ilişkilerden bahsettiniz bir de. Daha sürdürülebilir
ikili ilişkilerden bahsettiniz. Tabii şu anda gitme gelme olayı yok gördüğünüz gibi. Geçen sene 150 bin kişi gelmiş, bu sene 10 bin kişi gelmiş. Ama ikili ilişkilerde bir şekilde sağlanabiliyor. Biz çok delegasyona katıldık. Eskiden sanal olmayan delegasyonlara katılıyordum. Bakan beylerle veya Ticaret Bakanlığı çeşitli yetkilileriyle seyahat ediyordum. Şimdi de online gidiyorum. İnanılmaz büyük rahatlık. Yani bunları kullanabiliriz. Çok büyük rahatlık. Hiçbir yere gitmiyorum. Havaalanına gitmiyorum. İşim gücümün başındayım. Bir günde 6 firmayla görüşüyoruz vesaire. Çok önemli şeyler. O ikili ilişkileri dijital anlamda da kurabiliriz. Hani şey diye düşünmeyelim. Yeni normalde bunlar kurulamıyor diye düşünmeyelim. İki ilişkilerde notumu aldık 8. adım olarak. Çok teşekkür ediyorum. Lafınızı kesiyorum. Biz de zaten Mayıs sonunda hemen bir sanal ticaret heyeti organize ettik Kenya'ya. Türkiye'den 25 ihracatçımız, Kenya'dan da yaklaşık bir toplamda 55-60 firmayla hemen o pandeminin ilk etkileri daha atlatılmadan hemen hızlıca bir organizasyon yaptık. Bundan sonra dediğiniz gibi bir süre böyle gidecek gibi. Yani çok da pratik. Artık insanlarla giderek alışkanlık da kazandı. Mesela biz Mayıs ayında yaptığımızda buradaki Kenyalı firmalardan mesela Türk firmalardan şu şikayetleri aldık. Yani tamam firma iyi baktık firma profiline tamam ama işte biz her şeyimizi hazırladık. İşte soft copy olarak katalogumuzu hazırladık. Numunelerimizi getirdik. Adam bir bağlandı. İşte araç kullanıyor gibi şikayet aldık. Ama artık insanlar alıştı, öğrendi. Aşina hale geldi. Bundan sonra yapılacak organizasyonlar çok daha verimli olacaktır. Evet. Ben kendi bizim COIMEX üyelerimizden biliyorum Mayıs ayındaki Kenya delegasyonu ve Haziran ayındaki Hindistan delegasyonundan bizim üyelerimizden burada hem de karşı taraftaki ithalatçı üyelerimizden Türkiye ile ticarete başlamış olanları var. Ve bu ay ben evrakları gördüm. Yani çeşitli firmalar bize de sordular işte Türkiye'den mal almaya başladılar. Yani şey diye sizin delegasyonlarda da emin yani belki de daha verimli oldu. Yani kullanılan para ve şeyi düşündüğümüz zaman belki de bu sanal delegasyonlar daha verimli oldu. Şu an kendi bizim COIMEX üyelerimizden ben biliyorum Kenya ile ticaret yapıp yani bu delegasyona katılıp ticareti başlatan firmaları tanıyorum. Hindistan'dan da ithalatçı üyemiz bahsetti. Yani biz delegasyona katıldık. Teşekkür. Biz bilgi veriyoruz çünkü üyelerimize böyle sanal delegasyonlar olduğu zaman. Onların da hani iş ticarete başladıklarını biliyorum. Çok önemli bunlar. İkili ilişkileri burada sürdürebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Muratcan Bey. Küçücük bir anketimiz olacak. Bundan sonraki webinarleri daha güzel yapabilmemiz için tüm katılımcılara. Ardından da 3 firmamıza üyelik hediye edeceğiz. Sanırım $400 civarında bir şey olması lazım. O sırada da ben size bu anketi doldururken ben sizi bir şeyden oradaki şeyden bahsetmek istiyorum. Yani Uganda, Djibouti ve çeşitli ülkelerdeki etnik yapılardan bahsetmek istiyorum. Ben kendi yaşadığım bir şeyden bahsedeceğim. Bu etnik yapılar çok önemli ve bulunduğumuz bölgedeki dil, din, ırk, Avrupa gibi değil. Doğu Afrika'da çok önemli. Etiyopya'daysanız hangi bölgede kimlerin olduğunu, hangi kabilelerin olduğunu bilmenizde fayda var. Yani bilmezseniz bir şey olmaz ama ticaret yaparken o dilden söyleyebileceğiniz, onların özel olarak konuştukları dilden söyleyebileceğiniz küçücük bir merhaba o ikili ilişkilerde her şeyi değiştirebiliyor. Ben çok büyük bir, tabii o zamanlar gençtim, şimdi de gençim de, o zamanlar daha gençtim. Çok büyük bir tecrübesizlik yaptım. Hargeisa havaalanından uçağa bindim. Üzerime Somaliland yazan bir tişört giymişim. Orada bir müşterinin hediye ettiği bir tişörtü. Bilmiyorum, hani oradan Suudi Arabistan'a uçacakken uçak Mogadishu'ya gitti ve Mogadishu'da da uçak indi, ben petrol alıyor. Nereden çıkma oldu bilmiyorum. Hani öyle şeyler yaşanabiliyor şeyde. Ve yanıma oturan, yani ikinci sırada oturuyordum zannederim. Yanıma oturan adam böyle bağırmaya başladı. Ne oluyor bu tişört, ne çıkart burada, Mogadishu'dasın, Somaliland diye bir yer yok. Tamam abi, yok tamam da ne bilmiyorum ben. Bir anlatın nedir, ne değildir. Yani şöyle söyleyeyim ben size, Mogadishu'daki ticaret yaptığım kişiler gelip beni uçaktan almak zorunda kaldılar. Yani sırf o tişört yüzünden
Yani Avrupa'dan daha şey. Yani Avrupa'da Katalan yazan bir tişört giy, Katalanya yazan bir tişört giyip de Madrid'e giderseniz bir sorun olur mu cidden bilmiyorum. Yani bu boyutta bir sorun olmayabilir ama ben orada Somaliland yazan bir tişört giydiğim için Mogadishu'da büyük sorun yaşadım. Uçaktan yani benim o zamanki iş ortaklarım, şu anda da dostlarım beni gelip uçaktan almak zorunda kaldılar. Yani o uçakta uçamadım. O yüzden etnik şeylere 8 adımımız doldu ama ben de 8 A, B diyeceğim artık adımlar olarak. Ülkeler bazında hedef ülke belirlerken daha önce Zülfikar Bey'in belirttiği hedef ülkeyi belirlerken belirledikten sonra oradaki etnik şeylere, konuşulan dinlere şey yapabiliriz, dikkat edebiliriz. Bu şey çok önemli. Gelen sorulardan, toplu olarak gelen sorulardan şöyle bir soru var. Ben orada belirtmek istiyorum, alanımız ve konumuz olduğu için de belirtmek istiyorum. Alanımız ve konumuz olduğu için de ama slide'dan aşağı doğru, anketimiz bittiyse kapatalım lütfen. Slide'dan aşağı doğru inemiyorum. Bu arada Doğu Afrika'ya hemen hemen bütün, Doğu Afrika'daki limanlara hemen hemen bütün büyük gemi acentaları gidiyorlar. Çok yakınız, çok uzak değiliz Doğu Afrika'ya. 20 günde mallarımız gidebiliyor. Hatta 18 günde direkt hatlarla gidebiliyor. MSC, Hapag-Lloyd, Maersk hepsi gidebiliyor Doğu Afrika'ya. O bunu bilmemiz gerekiyor. Çok gelen bir soru, Covid sonrası internet kullanımı. Doğu Afrika'daki şeyler çok sorulmuş. Şöyle geçmek istiyorum ben. Covid öncesinde de Afrikalılar interneti kullanıyorlardı. Afrika genelinde yüzde 2020'de %1 artmış. Yani Afrika nüfusunun %3'ü kullanırken ki bu şöyle söyleyeyim, muhtemelen bizim mal alacak olan, ticaret yapacağımız firmaların nüfusunun %80'i falan, yani onların, bizim tüccarlar %2'si gibi düşünürsek onların o gruptan bahsediyor. Bunlar %4'e çıkmış. Yıllık artış 6 ayda %7,5. Yani toplamda yıllık %12 artıyor şey kullanımı, internet kullanımı. Buna dikkat etmemiz, yani Covid sonrasında çok ciddi bir şekilde bütün oradaki online firmaların, yani online ticaret sitelerinin satışları %70, %80, %35, 2 katına çıkan var. Ve bu Afrika için çok önemli bir gelişme bence. Yani şey diye düşünmeyelim, orada da teknoloji var. İnsanlar interneti kullanıyorlar. Covid sonrasında dijital kullanım bütün dünyada arttığı için, yani bizde %42 Türkiye'de artıyor. Afrika'da da %18 artmış. Yani Afrika için çok önemli. Ama Afrika'da zaten teknoloji kullananlar tüccarlar olduğu için o tüccarlar kısmında çok daha büyük bir artış olduğunu düşünüyorum ben. Covid sonrasında %18 e-ticaret artmış. İnternet kullanımı Afrika'da, pardon %18 demiştim, %21 artmış. E-ticaret %19.1 artmış. Bu bağlamda baktığımız zaman bizim tüccarlarımızın dijital anlamda da oradaki e-ticaret firmalarına mal satabileceklerini düşünüyorum ben. Dijital anlamda da kendilerini geliştirebileceklerini ve dijital varlıklar olabileceklerini düşünüyorum. Anadolu'nun her yerindeki bütün KOBİ'lerimizin bu altyapıya, bu teknolojiye Türkiye olarak da şey olduğumuzu, sahibi olduğumuzu düşünüyorum. Anketimiz bitti zannedersem, çekilişimizi yapabiliriz. Ondan sonra da hemen soru cevap kısmına geçiyorum. Bütün sorularımıza biz cevap vermek istiyoruz bu arada. Bütün sorularımıza cevap verilecek. Hani burada olmasa bile daha sonradan e-mail ile cevaplarımızı göndereceğiz. Ayrıca buradaki 8 adımı bütün katılımcılarımıza e-mail atacağız. Sunuşlarımızı sunuş yapan panelistlerimizden rica edip oradan belirteceğiz. Artı bu sunuşumuzun özeti blog sayfamızda bulunacak ve YouTube kanalımızda da isteyenler istedikleri bölümlere girip açabilirler. Şu anda çekilişimizi yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorsak yapalım. Bunlar kazananlar mı yoksa çekilişimiz yapıldı mı şu anda? Evet, şu an dijital yapıyoruz çekilişimizde. Her şey dijital. Bunu da dijital yapıyoruz çekilişi. Yani çok isterdim ben şu an Zülfikar Bey'i bir kese götüreyim. Zülfikar Bey içinden 3 kişiyi seçsin. Burada Abdülkadir Doğar, Anar Mustafa ve Hamze Glavant isimli talihlerimize ulaşacağız.
Yedek, eğer onlardan burada olmayanlar varsa yedek tahlillerimiz de ekranda görünüyor. Lütfen bekleyiniz ve böylece 400 dolar civarında bir tutarı olan bir üyeliğimizi 3 firmamıza hediye edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz katılımcılara. Soru cevap kısmına geçiyoruz. Sorularımız için hemen bir soru sormak üzere bir katılımcımızı, mesela Sertap Hanım'ı alabilir miyiz acaba? Sertap Hanım müsaitse. Sertap Hanım'ın sorusunu ben dile getirebilirim şu anda. Şu anda salgın hangi aşamada devam ediyor demiş Doğu Afrika'da. Bunu sanırım Ahmet Cemil Bey en şey size sorabiliriz. Evet, Sertap Hanım da hatta efendim sizi duyuyoruz Sertap Hanım. Buyurun sorunuz için. Duyamıyoruz daha doğrusu. Unmute yaparsanız. Evet, duyuyoruz şimdi. Buyurun. Öncelikle çok teşekkür ederim. Çok faydalı bir eğitim oldu. Ben aslında biraz başında sordum ama yani COVID-19 öncesi ve sonrası etkilerini hani siz de üzerinden geçtiniz açıkçası. Yani sonrasında tedarik edilecek malzeme konusundaki tam anlamıyla hangi malzemelerdir diye ama hani siz de açıkladınız. Ben açıkçası sunum esnasında cevapları aldım. Teşekkür ederiz. Ben online ticaret olarak şey yapabildim ama kendine açısane. Firmanızın ismini de öğrenebilir miyiz Sertap Hanım? Tekil Bayrak. Tekil Bayrak, evet. Diğer katılımcılarımız da belki öğrenmek isterler. Cemil Bey, oradaki durum ne? Türkiye'de biz her akşam Sağlık Bakanımızı izliyoruz, Fahrettin Bey'i, ve sürekli takip ediyoruz. Oradaki durum nedir? Yani sağlık alanında belki izleyenler vardır. Sağlık firmaları, medikal firmaları veya Sertap Hanım gibi o tarafa, yani Covid sonrası ürün satmak isteyen firmalar hala yani orada yoğun mu ilerliyor? İkinci dalga başladı mı? Yoksa bizim dediğimiz birinci dalganın pikinde mi? Daha bu süreç devam ediyor mu efendim? Şimdi Kenya özelinde tabii cevap verebileceğim sorunuza daha yakından takip ettiğimiz için. Kenya nispeten diğer Afrika sahra altı Afrika ülkeleriyle karşılaştırdığımızda salgına nispeten daha hazırlıklıydı. Hem sağlık altyapısıyla hem de bir takım tıbbi malzeme ekipmanı kendi üretme kapasitesine sahip olduğu için. Tabii bunun iki boyutu var. Bir tanesi ekonomik boyut. Zaten yani tahmin edeceğiniz üzere ciddi bir tahribatı oldu. Özellikle en büyük etkisi de turizm sektörüne. Çünkü turizm burada ekonomi için son derece hayati bir sektör. Orada işte iş kayıpları oldu. Yaklaşık 1.7 milyon kişi işini kaybetti. İlk vaka Mart 13'te tespit edilmişti. Daha sonra giderek vaka sayıları arttı. Tabii test sayılarının artmasıyla birlikte vaka sayılarında da artış görüldü. Yalnız ben son durumu aktarayım. Karanlık bir tabloya doğru gidiyordu. Çünkü özellikle Haziran, Temmuz aylarında vaka sayıları, vefat sayıları nispeten daha düşük ama vaka sayıları işte günlük 700-800 ki burası için çok yüksek olarak kabul ediliyordu. En büyük endişe de Nairobi'den ziyade geri kalan diğer vilayetlerde hastanelerin kapasitesinin aşılması yönündeydi. Bu yüzden Cumhurbaşkanı da bir hemen seferberlik başlattı. Tüm 47 vilayetin hepsinde 300 yoğun bakım yatağı bir ay içerisinde temin edilmesi talimatını vermişti. Sonuç olarak son 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada aslında ülke genelinde çok daha olumlu bir tablo gözükmeye başladı. Özellikle sağlık ve salgının yayılması açısından. Burada özellikle bakılan rakam tüm dünyada olduğu gibi pozitif vaka test sayısı. Ve pozitif test başına işte bu pozitif vaka sayısı %5 ortalamayı 15 gün boyunca sürdürebilirse Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu şeyi artık pik noktası aşılmış, kontrol altına alınmış anlamına geliyor. Kenya'ya baktığımız zaman bayağıdır bu oran 5.7, 5.8, 5.3, 3 gibi ümit var bir tablo ortaya çıkıyor. Tabii bu gayet ihtiyatlı bir iyimserlik var.
kontrol altına alınıyor gibi gözüküyor. Ama tedbirler aynı şekilde devam ediyor. İşte okulları burada gelecek yüz yüze eğitimi Ocak belirlemişlerdi. Eğitim Bakanı belki ocağı da kanlayabiliriz dediler. Yani dolayısıyla bir ihtiyatlı iyimserlik mevcut. Son rakamlara baktığımız zaman da ülke genelindeki vaka sayısı 35 bin. Son işte bir 2-3 gündür artı vaka 150 ile 300 arasında her gün ilave oluyor. Bu şekilde fixlenmiş gibi. Vefat eden kişi sayısı 577, iyileşen sayısı da 20 bin. Bu sağlık açısından olumlu bir gösterge. Ekonomik açıdan da aslında Cumhurbaşkanı Kenyatta son yaptığı açıklamada salgının etkilerinden beklendiğinden daha hafif atlatılabileceği işaretlerini aldığını söylediler. Nitekim sene başında 2020 için %6'lık bir büyüme öngörülüyordu. Covid de tabii güncellendi. Kenya tarafı %2'ye indirdi. Dünya Bankası bunu %0.5 küçülme olarak projeksiyonda bulundu ama ilk 6 ay, yani salgın da dahil olduğu ilk 6 ayda Kenya ekonomisi %4.6 büyüdü. Bu önemli bir gösterge. Aynı zamanda uçuşların açılmasıyla birlikte turizm çok hafif de olsa toparlanmaya başladı. Ülkenin en önemli ihraç malları olan çay, kahve, kesme, çiçek. Talebin yeniden artmaya başlamasıyla Avrupa pazarlarında elde edilen gelir artmaya başladı. Yurt dışından gelen işçi ve çalışanların gönderdiği dövizler çalışma hayatının normale dönmesiyle birlikte artmaya başladı. Yani şu aşamada genel olarak söyleyeceğimiz gerek sağlık, gerek ekonomi açısından ihtiyatlı bir iyimserlik mevcut. Tabii çok kaygan bir zemin. Yani Covid'de ne olacağını hiç kimse bilemiyor ama şu aşamada Kenya'daki mevcut durumu ihtiyatlı bir iyimserlik olarak özetleyebiliriz. Teşekkürler. Uygur Sertap Hanım. Çok teşekkür ederim Sertap Hanım katıldığınız için. Çok sağ olun Ahmet Cemil Bey. Ben de teşekkür ederim. Yani Covid sonrası Afrika daha avantajlı pazar haline gelmiş. Sizden anladığım kadarıyla çok güzel. Yani çok önemli bir bilgi bu. %4.6 büyüme diğer küçülen her yere göre. Bu tabii türev double etki yapıyor. Yani diğer her yer küçüldüğü için bu önemli bir gelişme. Yani bu noktada yalnız şunu da söylemek lazım. Bu Covid devam edecek daha. Yani azalır, çoğalır falan ama bu özellikle Kenya özelinde, Afrika genelinde bu ciddi bir gündem maddesi olacak. Dolayısıyla iki fırsat önümüzde gözüküyor. Bir tanesi tıbbi malzeme, ilaç. Bunlar her zaman için ihtiyaç olacak tedarik etme konusunda. Ki biz bu yönde gayet başarılıyız. Yani bu bir önemli bir fırsat. İkincisi daha büyük husus. Kenya Cumhurbaşkanı'nın bir telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza da söylediği gibi ülkedeki yeni hastane inşaatı artı mevcut hastanelerin iyileştirilmesi sağlık tesisleri. Bunda da bizim önemli katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Yani dolayısıyla sağlık belli bir süre daha bizim üzerinde durmamız gereken bir sektör ve fırsatları takip etmemiz gereken bir sektör olacak. Teşekkür ederiz Cemil Bey. Sertap Hanım'a da teşekkür ederiz. Meltem Hanım'ın bir sorusu var. Bu arada kadın girişimcilerimiz, ben çok teşekkür ediyorum KAGİDER Kadın Girişimciler Derneği'ne. Meltem Hanım'ı yayına alalım. KAGİDER Derneği'ne de ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok mutlu oluyorum böyle iş kadınlarımızı, artık iş insanı diyoruz ama iş insanlarımızı gördüğümüz zaman ben çok mutlu oluyorum. O yüzden Meltem Hanım'ı da yayına alıyoruz. Buyurun efendim, sorunuzu alabiliriz. Meltem Hanım. Meltem Hanım mute galiba. Onu şey alabilirseniz sizi duyabileceğiz. Kendiniz alabilirseniz. Evet, buyurun. Duyuyoruz şu an. Duyamıyoruz ama teknik bir şey herhalde. Ben soruyu sorayım Meltem Hanım adına. Merhaba, ben kadın girişimciyim.
soğuk hava depo paneleri üretiyorum ve ihracat yapmak istiyorum Kenya'ya. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Pazar bulmak açısından. Muratcan Bey, müsaitseniz buyurun efendim, size soralım. Soğuk hava depo panelleri üretiyorum Meltem Hanım. Ve Kenya'ya soğuk hava panelleri ihraç etmek istiyorum. Kenya bunun için iyi bir pazar olabilir. Çünkü burada da gıda güvenliği, gıda depolanması konusunda eksiklikler var. Yani üretimleri aslında yeterli ama bunu doğru koşullarda saklayamadıkları, depolayamadıkları için inanılmaz oranda fire veriliyor birçok üründe. Dolayısıyla burada ihtiyaç olan bir alan bu. Nasıl bir yol izlenebilir? Yani bize ulaşırsanız mail yoluyla, o mail üzerinden biz burada sizin ürünlerinizle ilgilenme ihtimali olan firmaların isim ve iletişim bilgilerini sizinle paylaşırız. İhtiyaç duyabileceğiniz diğer bilmeniz gereken diğer şeyleri paylaşırız. Siz bir ilk etapta iletişiminizi kurarsınız bu firmalarla, ürünlerinizi tanıtırsınız, kataloglarınızı gönderirsiniz. Bundan sonraki adımda da hani bizim yardımcı olabileceğimiz bir şey olursa zaten mail üzerinden irtibatta oluruz. Herhangi bir ziyaret planlarsanız onu planlarız. Buradaki alıcılarla irtibatımızı sağlayabiliriz. O zaman biz hem katılımcılara hem Coinmax üyelerine şeyinizi paylaşabilir miyiz Muratcan Bey? Tabii ki. Tamam. Bilgilerinizi paylaşalım o zaman ve isteyen şeyler sorularını size sorsunlar. Kenya özelinde ihracat. Meltem Hanım, sizi duyamadık ama çok teşekkür ederiz katılımınız için. Teşekkürler. Bir de Kenan Bey müsaitse Kenan Bey'in de sorusunu alalım. En azından ayrımcılık yapmamış oluruz erkekleri. Yani ben panelistler açısından da ileride umarım iş kadınlarımızla ve Ticaret Bakanlığımızdaki kadın bürokratlarımızla da paneller yapacağımızı düşünüyorum. Zaten ihracat yapmak sorulardan da gördüğüm kadarıyla bütün soruları bu arada panelistlere panelden sonra da iletip cevaplarınızı verdireceğiz. Merak etmeyin, süremiz bugün yetmezse bile. Kenan Bey hoş geldiniz. Buyurun efendim. Merhabalar. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor efendim. Firma isminizi de belirtirseniz çok seviniriz. Tabii Faydata Bilgi Teknolojileri olarak geçiyor firmamız. Benim öncelikle sormak istediğim, yazılı olarak da sormuştum. Kripto para ile ticaret mümkün mü? De bunun ötesinde bizim üretmiş olduğumuz siber güvenlik yazılımımız var. Üretmiş olduğumuz yazılım Türkiye'de şu anda yerli milli ürün belgesi olup Türkiye'de de satılan, fakat Avrupa ve Amerika gibi pazarlarda biraz köşe başları kapıldığı için satılması biraz zor olan bir ürün. O pazarlara girmekte zorlandığımız bir ürün. Fakat tabii burada özellikle Afrika ülkelerinde, işte Kenya gibi ülkelerde bu ürünümüzü satabileceğimizi düşünüyorum. Oralarda araştırdığım kadarıyla bizim ürünümüz de aynı grupta, aynı şekilde olan hizmeti veren bir ürün çok göremedim. Tabii bu özellikle yazılımla ilgili hizmet olarak servis edilen SaaS ürünlerle ilgili araştırmalar yapabilmek için yeterli kaynaklar da çok fazla yok. Bir takım ürünlerle ilgili, fiziksel ürünlerle ilgili belli raporları, ticari istihbarat bilgilerini alınabilen kaynaklar var ama özellikle yazılımla ilgili, yazılım ürünleriyle ilgili kaynaklar çok bulamadım. Dolayısıyla o bölgelerde de gördüğüm kadarıyla hem üretici yok hem de çok fazla kullanılabilirliği yok. Bu yüzden yani o pazarlarda nasıl var olabiliriz? Ayrıca kripto para ile ticaret yapılabiliyor mu Afrika ülkelerinde? Özellikle yazılım ürünlerinde bu soruları sormak istedim. Sanırım Muratcan Bey tekrar size geliyor soru. Bu yani konuda bir şeyim olarak bilmiyorum. Paralar... Evet. Buyurun efendim. Kripto paralarla ticaret yapılıyor mu? Yani aslında basında bazen görüyoruz. Siz de muhtemelen görmüşsünüzdür. Kenya'da kripto paralarla ticaret yapıldığına dair. Ancak tahminim o ki bunlar çok butik şeyler. Çünkü
ve hiç rastlamadım. Yani yapabileceğim bir platformda bulamadım. Bunu belirteyim önce. Onun dışında tabii sizin ürününüz tam olarak ne onu bilmiyorum ama şimdi burada tabii üretici yok ama üretici olmasa da özellikle Çinli firmaların bu anlamda ciddi bir ilgisi var. Kenya'nın şu an en gözde kamu projelerinden biri Konza Technology City diye bir proje. Burada hem teknoloji geliştirme merkezleri hem de ülkenin bütün datasının bir bulut merkezinde saklanması ile ilgili çalışmalar var. Bunun şeyini de ihalesinde Huawei, Çinli firma Huawei aldı. Onlar şu an geliştirme aşamasında. Ama tabii birçok şehire alt yükleniciler vasıtasıyla da yapabildiklerini de görüyoruz. Yani sizin ürününüzün de ilgilerini çekme ihtimali olabilir tabii ki. Yine size de aynı şeyi söyleyeceğim. Bana mail yoluyla ulaşırsanız biraz daha ürünün nitelikleriyle ilgili kısaca bilgilendirirseniz biz sizi ilgili olabilecek potansiyel alıcılarla buluşturmaya çalışırız. Teşekkür ederim. Bu konuda izin verirseniz ben de bir öneride bulunacağım. Estağfurullah, buyurun efendim tabii ki. Şimdi bu konuyla ilgili ben Etiyopya'dayken oldukça yoğun çalışmıştım. Özellikle bu alan Savunma Bakanlığı'nın, istihbaratın, bankaların ve o ülkenin telekom şirketinin yoğun ilgisini çeken ve oralara yönelik çalışmalar yapılması gereken bir konu. Siber güvenlik yazılımları. Bu konuda Etiyopya'yı da gündeme alabilirsiniz. Oradaki ticaret müşavirimizle temasa geçebilirsiniz. Sedat Bey, e-maili adisababa@ticaret.gov.tr. Orada hem Savunma Bakanlığı'yla hem oranın yerel iç istihbarat teşkilatı olan kuruluşuyla hem de Etiyo Telekom'la gayet iyi ilişkileri var. Şansınızı deneyebilirsiniz. Şansınız bence Etiyopya'da da bu alanda olabilir. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Kenan Bey sorunuz için de. Size Etiyopya şeyinde bilgilerini not alamadıysanız şimdi biz Zülfikar Bey'den öğrenip size göndeririz. Teşekkür. Teşekkürler Kenan Bey. Son sorumuz Ödül Bey'den. Ödül Bey sorusunu sormak istiyor. Aslında 3 tane demiştik ama katılımcı sayımız yüksek. O yüzden 4. soruyu da alıyoruz. Son sorumuzu alabiliriz. Ödül Bey, buyurun efendim, yayına alabiliriz. Alamıyoruz zannedersem. Evet, buyurun. Hoş geldiniz Ödül Bey. Sesinizi açarsanız duyacağız efendim. Geliyor değil mi sesim? Sesim geliyor değil mi? Geliyor, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle CoinMax'e böyle güzel bir panel düzenlediği için teşekkür ediyorum. Saygıdeğer tüm katılımcıları da buradan tekrar saygılarımı iletiyorum her birine. Meteksan Savunma adına konuşuyorum. Uluslararası satış yöneticisiyim. Bildiğiniz üzere savunma sektör dinamikleri diğer ticari dinamiklerden biraz farklı seyrediyor açıkçası. Ürünlerin ihtiyacı olsa bile bir takım siyasi ilişkiler, ekonomik durumlar kapsamında farklı değerlendiriliyor. Hatta Afrika ülkeleri bağlamında da bakarsak duruma, genelde ülkelerden gelen yardımlar kapsamında ihtiyaçları olan ürünlere yönlenme şeklinde oluyorlar. Ve bu koşullarda da büyükelçiliklerimizdeki özellikle askeri ateşelerle yakın temas halindeyiz. Sağ olsunlar, onlar da bizi bu konuda çoğunlukla destekliyorlar. Malum çünkü kendi ülkemizde bizim yerli ve milli imkanlarla geliştirip halihazırda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de kullandığı birçok ürünlerin daha da gelişerek daha da ileri seviyeye
büyütebilmemiz için ihracat burada bizim vazgeçilmez bir noktamız haline geliyor. Çünkü ihracatla beraber biz de daha büyüyüp genişleyebiliyoruz. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde özellikle hani bugün konuştuğumuz Doğu Afrika kapsamında Sayın Büyükelçimize, Sayın Ticari Müşavirimize veya Zülfikar Bey, Sayın Başdanışmanımıza hitaben hani hangisi arzu ederse cevaplamayı, bu bağlamda bize önerebilecekleri farklı bir kanal vesaire var mıdır? Çünkü hani fuarlara da katılıyoruz, ateşelerle görüşüyoruz ama buralarda hakikaten savunma sektörü dinamikleri kendi içinde çok farklı. Örnek veriyorum, bizim sınır gözetleme radarımız var. Şu an hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak ve Suriye sınırlarımızda kullanılıyor. 3-4 ülkeye hali hazırda ihracatını gerçekleştirdik. Bunun Afrika'da ihtiyaç olduğunun farkındayız. Çünkü Afrika'daki sınırların güvenliği şu an en önemli konulardan biri. Ve bizim mesela bu radar ürünümüz, örnek veriyorum, sınır güvenliğinde olmazsa olmaz ürünlerden birisi. İhtiyaç olduğunu da biliyoruz ama bir türlü o buluşma noktasında Afrika bağlamında konuşuyorum, gerçekleştirmekte hakikaten zorlanıyoruz. O anlamda nasıl bir öneri gelebilir veya nasıl bir yol izlememiz gerekir? Bunu soracaktım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Zülfikar Bey, buyurun, sizinle mi söyleyelim? Ben de çok merak ettim açıkçası. Hatta savunma sanayi ihracatı nasıl oluyor, müşteri nasıl bulunuyor? Açık, çok teşekkür ederim. Ben de medet. Herhalde temsilciler ya, Zülfikar hani bile sözünü kesmeme anlamında şöyle bir ön bir şey söyleyeyim. Genelde zaten temsilciler üzerinden bu gerçekleşiyor. Yani böyle herhangi bir ürünü satmak gibi elinde çantayla gidip kalkıp insansız hava aracı alt elektronik ekipmanı satılamıyor elbette. Ama hani temsilciler anlamında da tabii zor bir alan o anlamda. Ben şöyle söyleyeyim. Yine Etiyopya'da bulunduğum süre içerisinde ilgilendiğim alanlardan birisiydi. Şöyle söyleyeyim. Etiyopya'da görev yaptığım zaman Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, oranın ordu firması Mete'in Başkanı, bunlara çok kolay ulaşabilme şansım vardı. Bunu duruma nasıl geldi? Bunun iki tane nedeni vardı. Bir, biz orada en büyük yatırımcı ülkeydik. Yaklaşık 2.6 milyar dolarlık bizim oradan yatırımımız vardı. Bir, oradaki iş adamlarımız üzerinden bu kanallara ulaşma şansım oldu. İkincisi, Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi. Onunla çok iyi dost olduk. Dönüşte o Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı olduğu zaman o birçok kanalları açtı. Yani gelmek istediğim nokta şu. Özellikle savunma sanayinde doğru adrese ve doğru kişiye ulaşmak çok önemli. Bunu başaramadığınız zaman istediğiniz kadar fuara katılın, istediğiniz kadar yazışma yapın, istediğiniz kadar ziyaret yapın, satmanız çok mümkün olmaz. Çünkü savunma sanayi ekipmanları, araçları çok hassas ürünler. Çok satışı zor. Ama satıldığı zaman devamı çok hızlı şekilde artacak olan ürünler. Onun için benim tavsiyem özellikle Doğu Afrika ülkelerinde bizim siyasi ilişkilerimizin çok yakın olduğu ülkelere yoğunlaşmanız lazım. Çünkü öbür ülkelerde gittiğiniz zaman sizin önünüze bir sürü engeller çıkacak. Diğer ülkeler bloku koyacak. Ama siyasi ilişkilerimizin çok iyi olduğu ülkelere girme şansımız çok fazla. O konuda Büyükelçim de değerlendirmesini yapabilir. Mesela Etiyopya bu açıdan bence önemli. Biz şöyle bir şanssızlığımız oluyor. Ben orada bir organizasyon yaptım. Savunma sanayi firmalarımızı getirdik. Yani makine kimyadan tutun, Havelsan'a kadar, Aselsan'dan tutun, diğer önemli oyunculara kadar. Biz şu hatayı yapıyoruz. Geliyoruz,
ziyaret ediyoruz, konuşuyoruz, arkasını takip etmiyoruz. Yani orada takip eden iki tane firmamız aldı ama önemli işler değildi. Bir tanesi insansız hava aracıyla ilgili bir proje aldı, bir tanesi de yazılımla ilgili aldı. Ama çok büyük şeyler değildi. Takibi devam ettirmemiz lazım. Etiyopya'da biz o bağlantıları sağlarız. Şu anda da, çünkü ben devamlı temas halindeyim, o şeyimiz var, gücümüz var. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkür ederiz ödülümü sorunuz için de. Daha ben de birkaç buyurun efendim, husus, çok özür dilerim. Buyurun. Dile getirebilirim. Zaten şimdi savunma sanayi ihracatımız bizim şu anda öncelikli devlet politikalarımızdan. Yani her büyükelçiliğin daimi talimatı savunma sanayi ürünlerimizin tanıtımı ve bunları mümkün olduğu kadar hani şey sağlama, bağlantıları gerçekleştirme. Biz de burada zaten gerek Savunma Bakanı'yla gerek diğer bakanlarla bunu açık olarak koyuyoruz. Şimdi tabii bizim bir yani zemin müsait, şundan dolayı müsait. Biz Kenya ile çok benzer güvenlik sınamalarıyla karşı karşıyayız. İşte sınır aşan terörizm, sınır kontrolü, işte bu tip şeyler, zırhlı araç ihtiyaçları, diğer şeyler çok benzer. Dolayısıyla aynı dili konuşuyoruz zaten Kenya tarafıyla. Tabii buradaki en önemli sıkıntı bu temasları yapmanıza rağmen sonradan bunun aksiyona geçmesi. Şimdi bunun içinde benim şimdiye kadar gördüğüm özellikle Kenya'da birkaç Türk temsilci bu işi takip ediyor ve ciddi takip ediyor. İyi bağlantıları var. Onlar üzerinden yapılmasında ben de yarar görüyorum. Çünkü aksi takdirde sıfırdan başladığımız zaman bir yerlerde tıkanıp kalıyoruz. Bağlantı açısından hani bu konuda da siz de memnuniyetle hani temasa geçmenizi sağlarız. Son bir husus, Kenya'nın Ankara Büyükelçisi eski Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı. Dolayısıyla ondan kendisi de çok şeye açık bir insan, diyaloğa. Dolayısıyla sadece bir randevu alıp kendinizi tanıtıp sonra gerekirse tesisinizi de ağırlayıp gösterip tanıtırsanız yine iyi bir bağlantı, irtibat noktası temin etmiş olursunuz. Onun dışında da biz her zaman zaten elimizden gelen yardımı sağlarız. Teşekkürler Sayın Büyükelçim, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Son husus dediniz ama tam nokta atışı oldu Ahmetciğim. Evet. Teşekkürler Ödül Bey. Sağ olun. Kapatıyoruz. Geri kalan sorulara da artık zamanımızı birazcık açtık. Çok teşekkür ediyoruz. 2 saatini bize ayırdınız. Ben bütün çalışma arkadaşlarıma da buradan Chief Growth Officer'ımız Onur, CTO'muz Tohit, bugünkü yayında çok emeği geçen yayın yönetmenimiz Şerif Ali, iş geliştirme müdüremiz Elif, event koordinatörümüz Ebru, Büşra, İpek, Muhammed, Rıza ve bütün çalışma arkadaşlarıma, kamera arkasındaki çalışma arkadaşlarımıza, bütün tüccarlar adına teşekkür ediyorum. Bütün panelistlerimize, Zülfikar Bey, Ahmet Cemil Bey, Murat Can Bey, İbrahim Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bir sonraki gelecek ayki webinarda umarım faydalı olmuşuzdur. Gelecek ayki webinarda görüşmek üzere efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler tüm emeği geçenlere. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.